إذا مات صاحبكم فدعوه. Sizden biriniz, arkadaşınız, bir mümin vefat ettiği zaman onu çekiştirmeyin, bırakın. Evet, İslam dininde, Kur'an-ı Kerim'de Allah Zülcelal Hazretleri فَنْكِهُ مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَسْنَا وَسُلَاسَ وَرُبَعَ. Allah'ın size helal kıldıklarından, beğendiklerinizden ey erkekler, bekalar, evlenin, kadınlarla evlenin. مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. Kadınlardan size Allah'ın izin verdiği, helal kıldığı olanlarla evlenin. Evlilikten kaçan olursa, bir başının geçimini zor sağlıyorum, bir de karının gerdirini çekeceğim diye veya başka sebeplerle evlenmemek isteyenler olursa, bekarlar olursa وَاَكُوا لَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُ الْفُقَرَى يُغْنِهِمُ اللّٰهِ. Ey analar, babalar, ey veliler, anası babası yoksa amcası, dayısı, halası, teyzesi, ey veliler, sizden bekar olanlarını ve oğullarınızı ve evlenme durumuna gelmiş olanlarınızı evlendirin. Burada kendi başının derdine bakamıyor, daha geçimini sağlayamıyor, düzenli bir işi yok filan, fakir filan demeyin. اِنْ يَكُونُ فُقَرَى يُغْنِهِمُ اللّٰهِ. Eğer onlar fakirseler, evlensinler, evlendirin, Allah onları zengin kılar. Evet, bu ayet-i kerimenin nazil olunca Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, evlenmeden zengin olma yoluna düşenlerin aklına şaşarım diyor. Allah zenginliği evlenip zengin edeceğim diyor, vaat ediyor diyor. Evlenmek rızık kapılarını açar diyor. Evet, bir kimsenin zina yapması halinde bekar bir kimse zina yapıyorsa onun evlenmesi farzdır. Farzdır. Yok, zina yapmıyor, zina yapma şüphesi varsa evlenmesi vaciptir. Yok, bomba gibi sağlam bir oğlan, bomba gibi sağlam bir kız kesinlikle evlenmese de zina yapmaz ise bile evlenmesi dinimizde Kur'an-ı Kerim emrine göre sünnet-i müekkededir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahsumdur. İnneke ve'yunina habibim, sen bizim kontrolümüzdesin. Ta doğumundan irtihane kadar korumuş Allah. Buna rağmen Allah Celle Celaluhu'nun bu korumasına rağmen bütün peygamberler masum, günah işlemezler, masum olmalarına rağmen Efendimiz evlenmiştir. Hazreti Hatice ile evlenmiştir. Hazreti Hatice vefat edinceye kadar o 40 yaşında, Peygamberimiz 25 yaşındadır, evlenmiştir. Sonra vefat ettikten sonra da siyasi, dini, ahlaki, insani meselelerden dolayı birden çok kadınla evlenmiştir. Evlendiği kadınlar arasında sadece Hazreti Ayşe anamız kız idi. Diğerleri yaşlı ve bir iki kocadan dul kalmış kadınlar idi. Çeşitli nedenlerden onlarla evlendi. Yani birçokları rahmetli Asım Köksel merhum hocamız da gayet net cevaplar veriyor, Allah razı olsun. Eserinde İslam tarihini mutlaka okumamız lazım. Peygamber kimmiş, sahabe kimmiş, güzel öğretiyor. Dünya birincisi de oldu zaten. O orada da açıkça anlatılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ahlaksız bir ortamda babası doğmadan vefat etmiş, yetim doğdu. Evet, annesi de küçük yaşta vefat etti. Anasız babasız büyüdü. O da insandı. O da
aynı senin olduğu gibi fiziki bazı insan olarak dürtüleri vardı. Çevresi de son derece ahlaksız bir ortamdı. Bir kadının kapısına gidiyorsun, sen şapkanı koyuyorsun, şapka dedim serpuş. O zaman da başını üstü örtüyorlar, biliyorsunuz Araplar ne örtüyorsa, ben şapka diyorum, siz anlayasınız diye. O kadın, o akşam senin. Ertesi gün bir başkası gelip o koyuyor şapkasını senden evvel, o kadın o akşam onun, o derece ahlaksız bir ortam var. Mekke'nin müşrikler çevresinde, böyle bir ortamda o da 25 yaşında Hazreti Hatice anamızla hem dul kadınla Hazreti Hatice anamızın teklifi üzere evlendi. O zamana kadar hiçbir kötülüğe bulaşmadı. Hiçbir kurda takmadığı gibi, eğlencelere gitmediği gibi, kumar oynamadığı gibi, zulmetmediği gibi kimseye kesinlikle böyle bir ortamda dahi kadınlar önünü kesse bile kesinlikle böyle bir yanlış yapmadı. Tabii ben inanıyorum, sen inanıyorsun. Biz böyle diyeceğiz, böyle diyeceğiz tabii. Hayır. Dünyada en çok okunan, en çok incelenen insan Muhammed Mustafa'dır. Dinsizi de okuyor, mümini de okuyor. Bunlardan birisi de Voltaire'dir. Fransız filozofu. Çok koyu dindar bir Hristiyan ailenin çocuğudur Voltaire. Çok zeki adamdır, filozof olmuş sonra. Bunu sık sık kiliseye götürürler, iyi bir Hristiyan olsun diye. Çok zeki çocuk ama papazın günah çıkarmaya aldığı kadınları sarkıtılık ettiğini, ırzına geçtiğini fark etmiş, görmüş. Özel hayatlarına neler, ne dolaylar çevirdiklerini görmüş. Din buysa demiş, ben dinsizim demiş. Bu Voltaire, evet şimdi papazlar hala Peygamberimiz aleyhine laflar ediyorlar. Din düşmanları. Bunların sebebi maddidir. İtalya'nın yarısından çoğu, arazinin yarısından çoğu kilisenin malıdır. Bugün kilise o kadar geçmişte Avrupa'ya hakim olmuş. Biliyorsunuz, birisini alıyorlar, günah çıkartıyorlar, cennete gönderiyor. Öyle bir kendilerine yetki ayırmışlar. Papazlar böyle bir, papazlar böyle bir devlet reislerini kendilerine esir etmişler. Aforoz ediyorlar mesela. Evet, öyle bir hakim olmuşlar. İslam'da da bir adam Allah, ya Rabbi dedi mi arasına kimse giremez. Muhammed Mustafa da giremez. Doğrudan doğruya Allah'a hitap eder. Ya Rabbi diyen mümin kim olursa olsun. Cumhurbaşkanı, komutan, hakim, vali, işçi, evet işsiz kim olursa olsun. Ya Rabbi dedi mi doğrudan doğru Allah'ına hitap eder. Araya kimse girmez. Üstünlük dünya makamıyla ölçülmez. İnne ekranakum innallah etkâkum. Sizin en asiliniz, en şerefiniz, en üstünüz, en dürüst olanınızdır. Ahlakı en güzel olanınızdır. Prensi Kur'an'da bu. Tabi bu olunca o da Hüsantara'da yıkılacak. Krallara diz çöktürüyorlar. Öptürmeler, ellerini öptürmeler, lütuf oluyor. O derece nüfus kazanmış. İslam dini kabul eder mi? Bu saltanat sonra gidecek, sonra gelecek. Evet. İslam aleyhinde konuşuyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında da konuşuyorlar. Evet, şimdi dinsizden cevap size aktarıyor. Bu Voltaire, ben dinsizim diyor. Saldırıyor, ömür boyunca kiliseyle uğraşmış. Onun Dictionnaire de France. Evet. Fransız. Fransızca lügat. Affedersin. Dictionnaire de Philosophie. Felsefe lügatı var. Felsefe lügatı var. Onun Muhammed Bakresi'ne bakınız. Burada da vardır. Ben İstanbul'da İstanbul Hukuk Fakültesi Kütüphanesi'nde Fransızca metni var. Gidip o Dictionnaire de Philosophie Voltaire'in eserine bakınız.
Orada Muhammed maddesinde diyor ki sizi gibi yobaz, iftiracı, kara sakallı, pis papazlar sizi Muhammed'in hayatında bilinmeyen noktaya, Muhammed'in hayatında hiçbir leke yok. Bir dizi söylüyor bunu. Bak haberinizin. Tabii ben müminim, peygamberi tolga öldürmeyeceğim. İnanıyorum ya. Ama dizi söylüyor bunu. Muhammed'in hayatında bilinmeyen hiçbir nokta yok. Yatak odasında yaptığına dair bile bilinmeyen nokta yok. Ve onun hayatında hiçbir leke yok diyor. Bir dizi böyle söylüyor. 25 yaşında pırıl pırıl öyle bir ortamda hiç pislik bulaşmamış, Allah korumuş. Öyle diyor, vallahi yasım naz, Allah seni koruyacak diyor. Ayet var böyle, korumuş zaten. Ve duayı okuyorsun her gün. Ve vecedke dâllen fehede. Evet, sen kayboldun da Allah seni buldurmadı mı? Sen yetimli de Allah seni himaye etmedi mi? Ayetler var, okuyorsunuz bunları. Evet, Allah korudu onun için. Peygamberler böyledir. Günah istemezler. Onlar masumdurlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hatice Hanım'ızla evlenmiş. Bütün çocukları İbrahim hariç o Mısır mukavvukesinin hediye ettiği cariyeden olmuş. Bir o hariç İbrahim. Bütün çocukları da Hatice Hanım'ızdan olmuştur. İlk çocuğu Kasım'dır. Kasım sebebiyle Arap geleneğine göre Peygamberimizin künyesi Ebu Kasım'dır. Bir kimse Ebu Kasım künyesini kullanamaz, haramdır. Kasım ismini alabilirsiniz. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem künyesi olan Ebu Kasım ismini kullanamazsınız, haramdır. Evet, bütün çocuklarından olmuş, o zamana kadar bir tertemiz, ondan sonra da ikinci hanım almamış. Bunu niye söylüyor? Çok koru olmuş. Affedersiniz, kovarda diyor, profesör söylüyor. Duymuşuz efendi. Ne kovar demiş, ya 11 kor olmuş. Etme eyleme, adın da Ali. Evet, annen de Hasan. Yani Müslüman adı, annen baban Müslüman, sen de ya Ali. Müslüman koymuş, böyle diyenleri duymuşuz. Efendim, profesör şu bu. Hayır efendim, ondan değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evlenmesi insani sebeplerdendir. Mesela Ümmü Habibe anamız Habeşistan'a gitmiş. Ebu Sofyan'ın kızıdır. Orada kocası ölmüş. Biliyorsun Necaşi gerçek Hristiyanlardandır. Onlardan Müslüman peygamberimizi öğrenince iman etmiş peygamberimize. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ve Müslümanları korumuş. Korumuş. Orada ölmüş Ümmü Habibe'nin kocası. Ona hemen ulak göndermiş. Onu bana nikahla demiş, sen benim vekilimsin, seni tayin ettim, mehirde kabul ediyorum. İnsani yalnız himaye maksadıyla, mesela bazılarını kabileler arasındaki sürtüşmeleri, işte gazetelerde okuyorsunuz, Güneydoğu'da aynı muhtelif kabileler arasında şu meselede, bu meselede adamlar öldürüyor, savaşıyorlar. Onların arasını ısıtmak için, bazıları dini şeyleri öğretmek için, evet mesela Safiye anamız Yahudi asıllıdır, cariyedir, esir alınmış Yahudilerin harbinde, onunla evlenmiş, peygamber hanım olmak büyük şeref. Onu kesinlikle sen Müslüman ol dememiş ama Safiye anamız çok akıllı kadın. İlk gün Müslüman olmuş. Yahudiler demişler ki, yani siyasi diyorum, ya Ebu Kasım damadımız oldu demişler. Gece gündüz Müslümanlığı yıkmak için, Peygamberimizin başına çorabilmek için uğraşıyorlar. Arap kabilelerini isyan ettiriyorlar. Bütün harpleri onlar çıkartmış. Arapları kışkırtmışlar. Demişler ki damadımız oldu, artık demişler onunla uğraşmayalım. Bakın, bu bir maksat bu. Evet, bir de bir cariye peygamberin hanım olabiliyor. Aynı zamanda devlet reisidir peygamberimiz. Hem peygamber hem de devlet reisidir. Böyle bir maksatla evlenmiştir. Hepsi de yaşlıdır. Bir Hazreti Ayşe anamızı
kızken almıştır. Genç yaşında, çok küçükken almıştır. Hazreti Ebu Bekir yalvarıyor, ya Resulallah akraba olalım diyor. İlk Müslüman Hazreti Ebu Bekir'dir biliyorsunuz. İman kapısını açmış. Yaşlı erkeklerden, olgun erkeklerden ilk nöro. Aslında ilk insan olarak kadın, Hazreti Hatice inanç, mümin olur. İman kapısını açmış. Yaşlı erkekler o. Çocuklardan Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Müslüman olmuştu. Zengin adam, bütün varlığı onu Müslümanlar, köleler, Müslüman olduğu ezzet ediyorlar. Satın alıyor, hürriyetini kavuşturuyor, Müslümanı kurtarıyor. İslam uğruna harcamış. Peygamberimiz biliyorsunuz, mesela Sevil Mağarası'na ben çıktım. Giderseniz hacca inşallah, Nur Dağı'na da çıkın, Peygamberin bastığı yerler basın. Sevil Dağı'na da çıkın, yatıp durmayın otelde. Sevdalı çünkü hem Peygamberimiz nizametlerle şimdi sırtın pek altında lüküs terlik var. Böyle Peygamber zamanında öyle miydi? Öyle yol yoktu. Evet. Oğurlar çıkıp neler çektiğini göreceksiniz. Mesela mağarada aman gelmişler iz sürerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ödük bir şey gelmesin zarar diye öyle Peygamberi seven bir insan ya Resulallah akraba olalım diyor. Bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinimizin kadınlarla ilgili hükümleri var. Evet. Peygamberimiz çok edepli, hayalı bir insan. 25 yaşındayken, 35 yaşındayken Kabe yıkılmış, tamir ediyorlar. Kabe onlar zamanında da çok itibarlı, şerefli ama içi put doldurulmuş. Yıkmış, sel. Orası Kabe'nin bulunduğu nokta, o civarda en çukur yer. 1969'da en çukur yerdi. Şimdi de çukur da, şimdi kanallar açıldı, bilmem pompalar kondu filan. Yağmur yağdı mı, sel basmıyor, hemen suları atıyorlar. O zaman dağlardan gelen suları yıkıyor, öyle. En son Kabe'nin şimdi gördüğümüz şekli, 4. Murat tarafından yapılmıştır. Bu şeref yine elhamdülillah bize, Türklere nasip olmuş. Onun yaptığı bina şimdi ayaktadır. Yıkılmış işte, her kabile, Kabe'yi ben yapacağım. Taksim etmişler, sen şurayı yap, sen şurayı yap. Kabe'de ezin olacak. Şimdi Hacer-i Esved taşını koymaya gelince, Hacer-i Esved taşı o zamandan beri kıymetli. Evet, gelince ben koyacağım, sen koyacaksın. Birbirlerini yiyecekler, savaşacaklar hale gelmişler. Demiş ki yaşlı bir müşrik, Mekkeli demiş şu Safa Tepesi'nden demiş kim çıkarsa ilk çıkanı hakem yapalım. O ne derse onun sözünü tutalım. Birbirimizi yemeyelim demiş. O iyi demişler tamam. Çıkıp Muhammed Resulullah çıkmış. Aa demişler Muhammed'in emin çıktı. Sözüne güvenli, herkes seviyor. O kadar gidiyor. Gelmiş nedir bu derdiniz? Böyle böyle tamam demiş. Evet. Şimdi taşı duvarın dibine kadar götürmüş. Ondan sonra bir sergi sermiş. Evet. Hepiniz demiş kabile reislerine kenarından tutun bakayım. İşte o da kenarından tutmuş. Kaldırmışlar o hizaya, konulacak hizaya yükseltirlerken evet üstündeki örtü düşmüş. Efendimiz kıpkırmızı oldu. Daha o zaman peygamber falan değil. Öyle hayalı bir insan peygamberimiz. Üstüm açıldı diye kıpkırmızı olmuş. Hadi o zaman haya diye bir şey yok. Erkeklerde de yok, kadınlarda da yok. Ama öyle bir güzel peygamberimiz hayal ederdi. Şimdi tabii İslam'ın kadınlarla ilgili hükmü de var. Şimdi aile ilgili hadiste bu konulara giriyorum. Aile ile ilgili kadın hayızlı olur. Hayızlıyken cinsel ilişkide bulunamazsın. Halbuki kocanın cinsel ilişkide bulunmak görevidir. Görevidir. Kadının hakkıdır. Evet, erkeğin de hakkıdır. Kadın da hayır diyemez. Hatta tüm çocuk olacak, nesil devam edecek. Evlenin, çoğalın, ben sizin çocuğunuzu ihtar ederim diyor. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Allah'ın kanunu böyle, bu böyle devam edecek. Bunun yolu da zina haram. Bir tek yol var, nikahlı evlenme yolu var. İslam'da böyle. Evet, onlar da işte nesil çoğalsın diye evlenecekler. Evet, ama kuralları var. Kuralları var. İşte koca, bunu söylüyorum, ben tek mektuplar alıyorum, telefonlar alıyorum. Uydurmuyorum. Beyefendi. Adam 15 sene karısının yatağını yatmıyor. Evet, evlenmiş, yapmıyor. Niye? Bu Amerika'ya kaçan herif var ya, onun adamı olmuş. Ondan sonra karısının yanını yapmıyor, o bekar ya. Karısını yapmıyor. Kadın söyledi bana 15 yıldır ben kocamı görmüyorum diye. Evet, böyle adamlar var, böyle saçma adamlar var. Evet, kocanın görevidir. Kocanın görevidir, kadının da görevidir. Hatta kadın kocasına isteğini yapmadan, yapmadığı için darılır da yatağını terk ederse, kocasına gelinceye kadar yeri göğün lanetin tepesine yavar. Ben 10 kadındır. İslam'da lanetler diye kitabım var, kalın bir kitabım. Kaynaklarıyla orada görebilirsiniz. Bütün bu söylediklerimin ayetten, hadisten kaynaklarını görebilirsiniz. Ve İslam neslini yetiştirmek için Peygamber'in bu emrine uydu diye de eşiyle ilişki kursan sevap kazanırsın. Evet efendim. Demişler ki ya Resulallah zevkimizi tatmin ediyoruz yahu. Cevap müfteşem. Siz zevkinizi haramda tatmin etseniz günah olur mu? Tabii olur ya Resulallah. Zina çok büyük günahdır. Sevapta tatmin ederseniz de tabii sevap olur. Cevap bu. Evet efendim. Evet. Tabii şartları var. Şimdi çoğu insan İslam neslinin şeysi için evlenmek anlattığım gibi farzdır, vaciptir, sünnet-i Mekke'dedir. Evlenmemek iyi değildir. Evlenmemek yalnızlık Allah'a mahsustur. İslam neslinin çoğalması için evlenmek lazım. Evlenmek de nikahla olur. Evet, nikahla iki Müslüman erkek şahit. İki Müslüman erkek şahit. Gavurlar şahitlik yapamazlar Müslümanlara. İki Müslüman erkek şahit. Ana günahkar olabilir. Mümin olacak yani. Yani günahkar olmayı nereden bulacağız? Şart bu. Mümin olacak. Mutlaka bir tanesi erkek olacak şahitlerin. İki tane kadın, bir Müslüman erkek veya bir Müslüman erkek 300 kadın olabilir. Ama 3000 kadın olsa olmaz. Nikah şahidi yok. 3000 kadın olsa, erkek olmasa nikah sahih olmaz. İki Müslüman erkek şahit ve şu mehir karşılığında ben seni zevceliğe helalara aldım. Ben de sana zevceliğe helalara vardım diyeceğiz. Böyle nikah kıyılır. Şimdi bizim medeni kanun, biz kanunları şey demiyoruz. Medeni kanun İsviçre'den tercüme edilmiştir. Orada sen bunu eş olarak seçiyor musun? Evet. Kanun öyle diyor. Evet diyeceksin. Sen de bunu eş olarak seçiyor musun? Evet. Evet. Evet, geniş zamandır. Halbuki zina en büyük innehu kâne fâhişe. Zina yapmayın değil, yanına bile varmayın diyor. Vela takrabu zina. Zinanın yanına bile varmayın. Zinanın yanına varmak, ellemek, okşamak, öpmek, bakmak. Bunlar yok olsa işte zinanın. Bunlar bile yapmayın diyorlar. Böyle şiddetli bir haram. Haram. Ama nikah kıyıldıktan sonra bak sevap dedim. Sevap, sevap dedim. Bunun sevap olması için kesin bir nikah hakkı olması lazım. Evet, ihtimalli lafızdır. Şimdi mi evet, yarın mı evet, bir ay sonra mı evet? Yani evet lafızı geniş zamandır. Hocam, 300 tane davetli var, belli değil mi şimdi olacağı? Hayır, belli değil. Fransız medeni kanununda Kotsimin, medeni kanununda deneme suresi vardır. Beyefendi, okuyabilirsin. Onlar da bizimkinden farklı. Bir hafta yaşarlar, bir ay yaşarlar. Biz birbirimize ısınamadık. Deneme süresi vardır. Kanunda. Kanunda.
Yani onlar da düğün ederler, evlenirler ama deneme süresi vardır. Hukukta bile var. Onun için İslam'da günah, sevap kesin olması istenir. Bütün fıkıh kitaplarında böyledir. Bu da kitaplarında böyledir. Onun için siz evet vardım, evet aldım deyin belediye memuruna. Bir daha hocaya ihtiyaç yok. Hoca bakın saymadım hoca ikamın usulü demedim. Şimdi çağırıyorlar, imam da bilmiyor fıkıh. O da aynı belediye memuru dediği gibi, sen bana hiçbir şey diyorsun, evet, sen diyorsun, evet. Zaten belediye memuru dedi bunu, senin ne farkın var arkadaş? Aldım, vardım, evet aldım, vardım deyin. İş bitsin, iş bitsin efendim. Böyle nikah kıyılır, nikah kıyıldıktan sonra kocanın görevleri var, erkeğin görevleri var, ev reisi kocadır. İslam dinine göre. Evin masraflarını, ibadet, iaşe, ilbas, giyim, kuşam masraflarını koca sağlamak zorundadır. Kadın zengin olsa bile anasından babasından mal kalmış, gene koca evi geçindirmek zorundadır. Evet, aynen böyle. Kur'an'da ayet var böyle. Kur'an'da ayet var. Onu giydirip kuşatacak, yedirecek, doyuracak. Hem de cimri olmayacak. Zengin bir adam çok güzel evde oturur. Güzel araba sahip olur. Sen bulgur pilavıyla ömrünü geçirirsin. O kebap yer. Zengin bir adam kadın karısını, çocuklarını böyle besleyecek, böyle oturtacak. Cimrilik yapmayacak. Evet. Öyle diyor Allah. Bir ma'ruf. Ma'ruf üzere onlarla muaşeret edin. Cimrilik yok. Elinden bir şey gelmiyorsa tamam bir şey sözüm yok. Ama böyle çıkıyor yalayı buradan. Para varsa o kadının hakkı, çocukların hakkı, güzel okumak, güzel evde oturmak, güzel giyinmek, güzel araba sahibi binmek, para imkanı var. Bu dini görev beyefendi. Onu söylemek istiyorum. Ama fakirse kadın da kocasından daha fazlası isteme hakkı yok. Ben her gün şunu isterim diyor. O kadar kazanıyor adam. O da fazlasını isteyemez. Zenginse kadının hakkını vermezse öbür tarafta alacak. Böyle giyim, kuşam, ilbas, diğer şey hususlar, ibadet, kocanın hakkı olduğu gibi artık nikahtan sonra o onun sorumlu adamıdır. Onun yaptığı günahlardan koca sorumludur. Evet, küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ul an ra'iyeti. Çobansınız, ailenin çobanı erkektir. Çoban büttüğü sürüden sorumlu olduğu gibi ey müminler, erkekler siz de karınızdan, çocuğunuzdan, kızınızdan sorumlusunuz. Evet. Onun yaptıklarından kendisi sorumlu ama kocası da sorumlu. Baş sorumlu koca. Evet. Onun için kadının açık geziyorsa kitaplarda olanı aktarıyoruz beyefendi. Bu benim şahsi kanaatim değil. Kardeşlik görevimizi yapmak üzere geliyoruz buraya. Gel dediler, konuşuverdiler. Ben de geldim. Ben hevesli değilim konuşmaya. Ama birçok yerlerde dini hükümler anlatılmıyor. Şimdi karın açıksa kocasına soracaklar. Devletin bastırdığı 1936'da Elmalı Hamdi Yazır Hoca'nın Hak Dini Kur'an Dili Yeni Mahalle Türkçe tefsiri var. Hep ben bahsederim. Resmi tefsirdir. Evet, bende orijinali var. Bu 5. cildinin 2304. 2305. sayfada bakınız lütfen. Siz sorumlusunuz Allah'ın emri. Allah'ın emri böyle. Bu Allah'ın emri. Karınızın yüzü, eli, ayağı hariç, saçı, kulağı, boynu, gerdanı, bacakları, başka nikah düşecek erkeklere gösteremez. Allah'ın kanunu böyle kardeşim. Ben değil, ben aynım değil, zinete hünne. Ayin zeydesi var. Gösteriyorsa sen sorumlusun. Tabii karıya da söyleyecekler de şahsen işini işlediği için
kocası sorumlu, neden kadını öpmedin diyecekler. Şimdi ben bakıyorum, köpeğine kadar karıyor, memelerini gösteriyor. Anlamıyorum, ne diyor. Ondan sonra bana hocam diye silah birine kapıyor. Beni dinlediğini görelim, dediğimi durmayayım ben. Yani anlamıyorum ben, nedir Müslümanlar bu? Yani ben sizi uyarıyorum kardeşiniz olarak. Hanım örtün, hanım namaz kıl, oğlum namaz kıl, kızım örtün namaz kıl. Böyle yetiştireceksin, bunlardan hesap vereceksin. Allah'ın Kur'an'ına göre böyle, bakınız resmi tefsir ediyorum. Bakınız, şimdi siyah örtüsü var hanımefendinin, kızın örtmüş. Kulağını göstermiyor, saçını göstermiyor. Bir bakıyor, göğüsleri meydanda. Bilmem nesi meydanda, daracık giymiş. Hanım kızım, hanımefendi. Evet, yine hocanın tefsirine bakınız. Vücut hatlarını belirten elbise çıplak giyme, çıplak olmak demektir. Tefsire bakınız, fıkıh kitaplarında da var da. Ben resmi tefsirini oraya size gönderiyorum. Vücut hatlarını belirten elbise giymemiş demektir. İki, altı görünüyor, şeffaf. Giymemiş demektir. Dikkat çeken renkteki elbise, hocanın sözünü aktarıyorum. Giymemiş demektir. Mesela burada çarşaf giymek kimse tanımıyor. Eşarp örtmüş, manto giymiş, kadının hakları belli değil. Ne güzel örtülmüş. Ama burada hiç mesela çarşaf giyen yok. Örtülmüş kadın, o çarşafı giyemezsin hanımefendi. Neden? Bütün erkek yabancı, bizim olmadığı belli. Çünkü burada çarşaf giyen yok. Dikkat çeker. Burada herkes beyaz giyiniyor mesela. Ama kadın siyah giyinmiş veya kırmızı giyinmiş. Giyemezsin hanımefendi, dikkat çeker. Bu da teşhirdir. Bu da hoca açıklıyor bunları. Bunların hepsi kitaplarında yeri var. Dikkat çekmeyeceksin. Erkeklerin dikkatini çekmeyeceksin. Pasaklı ol demiyoruz. Güzel örtü, herkes ne diyorsa ona uyum ki bakmasınlar, vay boyu da iyiymiş ha, kilosu da var demesinler ya. Erkek dikkatini çekmeyin. Böyle sorumlu. Evet, ama tabii zenginse, evet hizmet kıldır. O da katkıda bulunuyorsa ona hayır demiyor. Hayır hala olur. Ama parasını elinden alamaz. Zorlayamaz. O reislin karşısında bunlar var. O evi geçindirecek. O evini geçindirecek. Evet, dinde kural bu arkadaş. Ben bunları size arz ediyorum. Yaparsın, yapmazsın. Evet, şimdi tabii kadınlar ayrı yaratılışta, erkekler ayrı yaratılışta. Bir de hanımlar var ya, kadın psikolojisi başka, erkeğin psikolojisi başka. Farklı olacak ki işte bütünleşecekler. Evet, hadis ne diyor bak? Evet, böyle böyle hakkınız var ama sizin en hayırlınız iyaline, akrabasına en hayırlı olanınızdır. Sıla-i Rahim'e önem verin. Annenizi babanızı ayın. Hakkari bilmem ne köyünden gelmişim Ankara'ya. Oh, burada eşin keyfi yerinde. Orada amcanı, dayını, anneni, babanı ara. Aramak yetmez. Maddi durumun çok iyiyse, o da kötüyse ona yardım et. Sadece merhaba demeyin olmaz. O da iş bu. Sıla-i Rahim mecburidir. Mecburidir. Evet. Anaya bu meyveyi kesen cehennemliktir. Evet. Bu hayrınız sizin Sıla-i Rahim'e önem veren. Evet. Ona teşvik ediyor Peygamberimiz bu sözüyle. Ve hayrukum li ehli. Ben de evladın iyaline akrabasına karşı sizin en hayırlınızın süt annesi Halime geldiği zaman peygamber o kadar şöhretli, o kadar izzetli, Allah onu peygamber yapmış. O geldiği zaman üstündeki kaftanın altına serermiş anacık diye, süt anacık diye. Kalkarmış, onu oturturmuş üstüne. Devamlı onu yardım edermiş.
akrabalarını da arıyor, hep yalvarıyor, gel amca, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah de de sana öbür dünyada kefil olayım. Ebu Talib çok korumuş peygamberimizi, yanında büyütmüş. Gel amca bir la ilahe illallah Muhammedur Resulullah de de kefil olayım, ben böyle değilsem Mekke kadınları bak ya yeğenin sözünü tuttu derler, benim erkekliğime yapışmaz, nasip olmayacak. Evet efendim, nasip olmayacak. Yedirtememiş ama hep gitmiş amcacığım, amcacığım, çünkü çok iyiliğini görmüş. İyilik gördü akrabalarına, dikkat eder misiniz, müşrik ona bile iyilik ediyor. Kafir olsa bile akrabada insanlık, insanca davranacaksın. Bu dinimizin emri. Aman onun dinine gir demiyor sakın ha, asla. Ama insandır. Evet. Sa'd bin Ebi Vakkas bir evin bir oğludur. Zengin bir ailenin çok oğludur. Çok büyük kumandandı biliyorsunuz. Babası ölmüş. Bir tek oğla, bir evin bir oğludur. Titriye titriye yetiştirmişler. Koyu müşrik, anası da babası da. Sa'd bin Ebi Vakkas babası öldükten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inanmış. Müslüman olmuş. Anası bundan haberdar olmuş. Demiş, sen babanın, ataların dinini değiştirdin ha? Esmiş, yalmış. Oy, bir şey etmemiş, cevap vermemiş. Dinini de değiştirmemiş. Hala Müslümanlık'ı devam ettiğini görünce demiş sağa, eğer sen atan, baban dinine dönmezsen, puta tapmazsan, ben demiş yemeyeceğim, içmeyeceğim, kendimi öldüreceğim demiş. Bir hafta yememiş, içmemiş anası. Bir hafta sonra varmış, hakikaten gitmek üzere, susuzluktan, açlıktan. Demiş ki, ne yapsak demiş, ben Müslümanım, Müslümanım, tamam problem yok. Bir de tekme atmış ona, koca karıya. Yatıyor, sünüyor, şey gibi sünüyor böyle, cansız. Bir de tekme atmış, duman etmiş onu, kuvvetli adam. İnsan anasına tekme atınca rahat olur mu? İnsanlık bakımından doğru gitmiş peygamberin yanına. Erkam'ın elinde oturuyorlar. Gizli daha Müslümanlık. Yüzü iyi değil. Hayırlı saat demiş. Ya Resulallah böyle 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 demiş. Anam böyle, ben de ona böyle dedim. Tekmeledim demiş. Ne demiş sağ. Dinini değiştirmeyecek tabii ama demiş. Kafir de olsa, putperest de olsa insan anasını tekme eder mi yavrum? Evet, anadır yavrum. Evet, o demiş, bu yanlış, bu yanlış. Evet efendim, işte bu sizin ailesine en hayırlınız, hanımına, çocuklarına, akrabasına en hayırlınızdır. Ben de en hayırlı olanınızım. Şimdi muaşere geçip, dargınlık, kim beslemek, şu bu yok, aleyhin burnundan atıyor. Dikkat edin, Ayşe anamız dedim ya, küçük yaşta evlendi onunla. Ebu Bekir ısrarıyla, bir de kadınlarla ilgili hükümleri Efendimiz çok hayalı, onu orada kesmiştik. Böyle kadınlara karşı açık söylediği zaman benim gibi şey adam değil. Çok böyle rumuzlu konuşuyor, şey olmasın diye. Şimdi kadına demiş ki işte, hayızdan kurtulunca yıkan demiş, temizlen. Kadın demiş ki nasıl temizlenen? Peygamberimizin odasında Müslüman kadın soruyor. Evet, Ayşe anamız da oradadır. Nasıl temizlenen, ne yapayım demiş. Peygamberimiz kıpkırmızı almış. Utanmış, hayası, edepli. Ayşe anamız tutmuş karıyı, peygamber terlettin demiş. Gel şöyle bakayım. İşte kadın kadına öğretmiş. Onun için küçük yaşta onunla evlenmiş. Babası küçükleri nikahlayabilir. Bunu öğrendik. Ben kanuna karışmıyorum. Şuna bana karışmıyorum. Ama küçük çocukları, anaları, babaları nikahlayabilir. Neden? O onun parçasıdır. Böyle bir damat bulmuşsa bir daha bulamaz, kaçırırsa bulamayız diye onun iyiliği için yapar. Baba hiç evladının kötülüğünü istemiyor. Dinimiz de böyle. Ebu Bekir nikahlamış,
Gerdeğe girmemişler çocuk çünkü. Şimdi burada da yazıyor. Evet, Medine'de Gerdeğe girmişler. Ama Mekke'de evlenmişler. Süper zeki Ayşe anamız, Allah ondan razı olsun. Öyle zekiymiş ki Peygamberimiz Mescid şurası, bunun ilerisinde avlunun kenarında Efendimizin odaları var, hanımların odaları var. Camiden çıktı mı, attığı adamdan kafasından geçeni okurmuş. O kadar zekiymiş. Bunu da Resulullah'ın önüne geçermiş. Şöyle yapalım değil mi? İnsan memnun olmaz mı ya? Kafasından geçeni böyle yüzüne okunca Ayşe Hanım bu derece zeki bir kadın. Onun için onunla evlenmiş, bire bir dinin hükümlerini öğretmiş ona. Allame bir kadın. Hazreti Ali bile, ben ilmi şehriyim, Ali kapısıdır sözü var Efendimizin. Hazreti Ali bile Ayşe anamıza fetva sorarmış. O kadar allame kadın, meseleler çok iyi biliyor. Bu maksatla bir kız olarak onu almış. Dikkat edin ben. Ailesiyle iyi geçirmek. Genç ya bu. Daha şey ya, çocuk yaşında ya. Ne diyor burada bakın. O genç olduğu için ona göre onun ne diyor bak. Allahu Ekber billahi. Kâne yursilü benâtil ensâr li Âişe yel'akne mâhâ. Ensar'ın mesela Ömer'in kızı var. Bilmem Osman'ın kızı var. Değil mi mesela? Kızını gönder Ayşe'nin yanına. Evde akranı yap. Oynasınlar beraber diye. Yani 40 yaşında kadının bir oynası oynamışı var. 10 yaşında bir kızın oynayacak kim var? Akran kızları gönderirdi ona. Can sıkılmasın diye. Evine gönderirdi, onlar oynasın diye. Evet, mesela bir şey, gerçi 10 yaşında bir şey veriyor, hiçbir değeri yok. Ama çocuğu olduğu için sonra, ne kadar bir makbul şimdi, ne buldun bunu? Öyle söylermiş. اِذَا وَهَبَ شَيْئًا لَا مَعْزُولَ ف۪يهِ تَبَعَلَ عَلَيْهِ. Eğer dinen yasak değilse, Allah onu böyle övermiş ki hoş olsun, gönlü hoş olsun diye. Ve şerbet, şerbet min mevdi. Evet, su içiyormuş Ayşe'nimiz. Genç kız ya olur. Onun içtiği yerden alıyormuş elinden, tam onun içtiği yerden, dudağının değdiği yerde su içermiş. Ayşe'nimiz de şişiyormuş, Peygamber bana aşık falan diye. Ailesiyle aradaki samimiyeti artırmak için hareketler bunlar. Onu söylüyoruz size. Evet. Ve Ayşe anamızın ağzını değdiği bir yer oldu mu elinden alırmış, onu orayı öpermiş. Evet. O da Peygamber beni ne kadar seviyor diye kendini ısınıyor. Ve de evet. Ve ve sahimin yukabbilü ve ve sahimin oruçluyken bile onu öpermiş. Evet, sakın siz öpmeyin. Çünkü o peygamber kendine hakim. Öpmeyle kalsa problem yok. İlerleyse oruç gider, 61 lazım gelir. Ayşe'nimiz bunu söylüyor. Çünkü müminlerin arasıdır. Bunlar dini meseleler. Anamız bizim öğretecek bize. Öyle diyor, bunu söylüyor. O beni diyor, oruçluyken öperdi diyor. Siz öpmeyin evlatlarım diyor sahabilere, öğretiyor bunu. Çünkü o peygamber de diyor, durucu yer bilir diyor, siz durmayabilirsiniz diyor, siz öpmeyin diyor. Onu söylüyor ama, evet şimdi gençlerin psikolojisi var değil mi, halet ruhiyeti var. O da genç bir kız olarak bunları yapıyor ona. Delikanlılara da Habeşli delikanlılar var, Müslüman olmuşlar. Genç bunlar, kanları kaynıyor. Deşarj olması lazım iyi yerlerde, hoş yerlerde. Eğer helal yerlerde deşarj etmezsen oğlun gider, kötü yerlerde deşarj olur. Çok önemli bu. Onun için Habeş delikanlılarının mescidde, Mescid-i Nebevi'de hadi lan demiş, bir tutuşun bakayım, bir güreştirmiş onları. Ondan sonra da Ayşe anamızı çağırmış. Ayşe çabuk gel demiş, çabuk gel.
Aynen söylüyor. Bütün kitaplarda da var. Bu Ayşe anamız da gelmiş. Arkasına yaslanmış. Şu yanağını onun yanağına değdirmiş. Diyor ki çocuklara, ben diyor, ananız bakıyor, iyi görüşüm var diyor. Ananız bakıyor diyor, iyi görüşüm var diyor bak. Bak ne kadar gençleri camide güreştiriyor. Evet, güreş sünnettir onun için. Bizim atalarımız da yağlı güreş, altını örter değil mi? Altında hiç sarı sarı gözükmez. O böyle güreş vardır, sünnettir. Orada camide güreştirmiş ve ananız bakıyor demiş, dikkat güreş gidin ha, iyi tutun ha diye şey diyormuş, onlara söylüyormuş. Benim yezban abrune fil mescid ve veriye müttekiyetün alâ menkibî. Böyle arkasından seyrediyormuş. Yani çocukların halet-i ruhiyesini anlıyor, hanımların halet-i ruhiyesini anlıyor. Hoşuna gidiyor ki evde güzellik olsun. O küs oraya gidiyor, bu küs buraya gidiyor. Böyle ibadet. Onun için akıllı davranacaksın, onun hoşuna gidecek işler yapacaksın. Bu hayırlı olan budur. Hatta gerçi bu. Ayşe anamızla yarışıyorlarmış. Peygamberimiz böyle oturduğu zaman herkese yüksek görünüyor. Allah onu öyle gösteriyor herkes. Halbuki uzun boylu değil, kısa da değil, orta boylu. Oturduğu zaman bile herkesten üstün görünüyor. Herkes görüyor böyle. Allah onu öyle gösteriyor. 2-3 gün yan yana sıra haline gidiyorlar. Peygamberin uzun boylu görünüyor. Şeklen Allah onu bunlardan alçak göstermiyor. Zaten manen ondan üstünü yok da şeklen bile. Fakat yarışlarda da kazanıyor hep. Bunun insan psikolojide tesiri var. Peygamberin yardımıyla filan demesin diye hep kazanıyor. Ayşe anamız da gerçi ya yarışırlarmış. Nasıl ağır davranırmış. Ayşe anamız yengermiş onu. Beni yengdin ya dermiş. Ondan sonra bir daha yarışırlarmış. Bu sefer yiyiyormuş. Öncekinde sen demiş yengdin, şimdi de ben. O zaman sen, şimdi ben. Böyle onun psikolojisine göre hareket ediyor. Evde güzellik olsun diye. Evet. Hazihi bitirke, işte bu. Geçen seferki yenildiğimin yerine diye söylüyor. Evet efendim. Aileyle iyi geçinmek lazım. Hoş laflar etmek lazım. Ben lanet kuru. Günlerine yuvarlanır. Olur mu lan? Senin karıma yavrum. Öyle denir mi? Aşağılı. Denir mi lan? Ben avukatlık da yaptım. Bundan dolayı kocama davası açıyor. Karısına bilmem ne diyor. Evet, gelir mi ya? Akıllı hareket edeceksin. Evde psikolojinden anlayacaksın. Böyle tatlı dil olacaksın. Evde güzellik olsun. Güzellik olunca da yavrular da öyle güzel yetişir. Evet, dini emirlere riayeti sağlayacaksın. Evet, şimdi toplum çok bozuk, sokak çok bozuk, televizyon çok bozuk. Ne yapalım hocam? Evet, tedbir olacaksın arkadaş. Çocuğunu cumartesi, pazar, oğlun, kızın yalnız bırakma arkadaş. Al arabana, arabanı al, bir de arkasına ev yaptır. Ne diyorsunuz siz ona? Karavan yaptır. Ankara'nın civarında güzel yerler varsa böyle al götür. Çocuğu bırakırsan kahveye gider. Pişpirim oynar. Kumar oynar. Aha bak dert, büyük dert. İşte esrar çekiyorlar lise talebeleri. Gençler esrar içiyor. Sokaklarda görüyorsunuz. Evet. Bunlar alışır. Kızın randevularına gider. Onlara düşmemek için bak güreşmiş, güreştirmiş. Evet, ben de çocuklarımı cumartesi pazar, cuma akşamından öğreniyordum, soruyordum. Tam bu deli dolu devrinde, blue çağında arkaya şalcımız alıyorduk, öğreniyorduk, gidiyorduk. Akşama kadar onlarla güreşiyordum, top oynuyordum. Şimdi elhamdülillah sigara bilmezler, kahve nedir bilmezler. Şimdi sabah kadar zikreden arkadaşlar var. Çocuğu gece yarısı geliyor, zil zurna, sigaracı,
kızı şurada. Hocam hangi duayı ettin? Hangi duayı ettin? Arkadaş, duası bu. Sen sabah kadar zikrettin. Kızım nerede geceleri demedin. Oğlum nerede sabahlıyor demedin. Hiç uğraşmadın. O da bunlar böyle sapıldı. Duası bu arkadaş. Sen bu duayı yapmadın. Tabii dua da var da. Bunu da yapacaksın. Ama baktım ki beni yıkacaklar. O zaman güneşi bıraktım. Ondan sonra akıllandı. Hadi gidin diyorum. Akıllandı galiba gider mi? Evet, bu çocuk yetiştirmek sanki Çanakkale'de savaşmakla birdir. Nereden çıkarayım bunu? Peygamberimiz sefere çıkıyor. Cihada çıkıyor. Ordu hazırlanmış. Bir genç delikanlı geliyor. Ya Resulallah ben de gideceğim diyor. Cihada genç. Evli misin diyor ona. Evliyim diyor. Çocuğun var mı? Üç tane çocuğum var. Allah bağışlasın diyor. Onun başına kimi koydun diyor. Hani babam falan, yaşlı babam falan var mı? Yok ya Resulallah, Allah'a emanet ettim diyor. Onları diyor, seninle cihada gideceğim. Sözü bu. Dön. Çocukların ailen başında kal, onların terbiyesiyle uğraş. Bu da senin cihadın. Erden sözü bu. Evet, çocuk yetiştirmek bir günlük iş değil. Onlar 20 yaşına gelince kadar her gün dikkat edeceksin. Böyle onların kötü alışkanlığına uğrar mısın diye akıl hareket edeceksin. Zor bir iş, bir anda olacak bir iş değil. Cihatta bu da senin cihadın diyor. Efendimin sözü bu. Evet, ailene hayırlı olacaksın. Hem böyle söz bakımından hem davranış bakımından ailene hayırlı olan sizin en hayırlısıdır. Evet, bazen gelirmiş kucağına oturulmuş Ayşe Hanım'ız. Bunu da görmüşler Ömür Hanımlar. Senin edepsin üstüne çıkmış demişler. Daha fazlasını da yapıyor demiş, bırakın yapsın. Yani anlayışlı hareket, anlayışlı hareket. Evet, ve var kafan ahadü ihtarınne fi sabrihi. Peygamberler de böyle bir şey mi, peygamber üstüne çıkılır mı filan diye. O genç işte 10 yaşında. Demiş elde ben demiş, çıksın varsın. Yani onların psikolojisine göre hareket ediyor. Evet efendim. Böyle güzelliği sağlıyor evde. Evet. Ve de şimdi insanlar ölmeyi sever ya. Ayşe anamız Ebu Bekir'in kızı radıyallahu anh. Ebu Bekir de bu ümmetin en büyüğü. Ona demiş ki Ayşe demezmiş. Ebu Bekir'in kızı dermiş. Böylece o da hava atarmış yani. Yani babam değer veriyor diye. Gülüm de bunu görüyor musunuz? Bak o Ayşe anamızın şeyi. Ebu Bekir'in kızı. Gel buraya dermiş. Babasını hatırlatarak ona bir şey veriyor. Evet, başka da var. Humeyra diyor. Humeyra kırmızı yanaklı demek. Humeyra. Böyle iltifat ediyor. Arada güzellik olsun bilmem ne diye. Peygamberimizin ailesiyle bir keresinde çocuk Peygamberimiz onu kızdırmış. Bir sebepten kızmış. Ne demiş biliyor musunuz? Kadıbet indehu ve ente lezî tezvenike nebiyullah. Peygamber olduğunu zannediyorsun demiş Ayşe anamız. 12 yaşlarındayken kızmış bir sene işlerini bir meseleden dolayı kızmış. Sen demiş kendini peygamber zannediyorsun. Peygamberimiz gülmüş, kulaklarına bakmış, kahkahayla gülmüş hiç hayatta. Tebessüm etmiş ve meseleyi tatlılıkla çözmüş. Yani inanmadığından değil, bazen işte böyle anlayışlı hareket etmek. Evet, bunu ailenizde yapacaksınız. Böyle küslük, dargınlık yok. İşlik herif, damgalakları, üfürlükler herif, yoyoyoyoy. Siz bir ailesiniz, aile böyle samimiyet olacak. Aileler arasında sevgi, samimiyet olduğu zaman çocuklar da güzel olur. Şimdi bunun örneğini
Ben size aktardım mı bilmiyorum. Ben ceza profesörüyüm. Kendimizi, bizimle ilgili şeyleri tanıyoruz. Hep dikkatimizi çekiyor. Evet. Bir delikanlı kaç tane kızı ihbar etmiş. Sonra da ihbar ettikten sonra gözünü oyuyor, kulağını kesiyor, dişini söküyor, tırnağını söküyor, bavurta öldürüyor. Polis peşinde. 6 tanesini yapmış böyle. Gazetelere geçti bu. 7.yi öldürecekken kahraman polisimiz yakalamış. İfadesini alıyorlar. Konuşmuyor çocuk. Hapse atmışlar hücreye. Bu polis de katil olmuş. Onu aynı hücreye atmışlar. Şimdi ifadesini alacak. Niye bu çocuk böyle işkenceyle öldürüyor? Sebebi ne? O da yazık. Görev yapacak diye hücreye girmiş. Samimiyet kurmuş onunla. Olmuş bir vaka bu. Ondan sonra demiş ya, samimiyet kurduktan sonra delikanlıya, ulan demiş. Niye demiş, tamam. Zina ettin, hırzına geçtin. Niye demiş, alnına kurşun sıkıp da öldürmüyorsun, beni ele verir, şikayet eder de hapse girelim diye öldürüyorsun ya. Neden demiş, tırnağını söke söke öldürüyorsun, gözünü oya oya. Bu kız hiç bağırmıyor mu? Bağırma mı abi? Görsen yeri diyor yıkıyor. Bağırma mı? Sende demiş hiç şefkat diye bir şey yok mu? Merhamet yok mu lan sende? Beni diyor niye alnından vurmadın? O da katil rolüne girmiş oraya. Abi demiş, şefkat ne demek? Merhamet ne demek abi? Bakın dikkat ediyor musun şimdi ailevi meselelerin şeysi bu. Bilmiyor adam şefkat nedir, merhamet nedir o delikanlı. Arkadaş demiş, seni hiç anan kucağına alıp da öpmedi mi? Bağrına basmadı mı? Baban hiç kucağına almadı mı seni? Yok abi, benim anam da babam da tahsilsiz. Babam hamal, zaten doğru düz para kazanamıyordu. Bazen hiç kazanamıyordu, her gün evde kavga oluyordu. Birbirlerine öpür, deyiz, dürtür. Bazen söyledi, birbirine patküt giriyorlardı. Öfkelerini alamıyorlardı, beni duyuyorlardı. Hiçbir gün anam, babam beni öpmedi, kucağına almadı. Öyle olunca merhamet nedir bilmiyor oğlan. Şefkat nedir bilmiyor. O diyor, doyma mı insan gözünü oyarken? Ne kadar feryat etmiştir. Anladınız mı? Peygamberimize ne diyor? Çocukları öpün diyor. Çocuklarda cennet kokusu vardır diyor. Ve Efendimiz Hazreti Hasan Hüseyin Efendimiz'i öpüyordu. Kucağına alıyordu. Hatta omzuna çıkıyorlardı. Ona bir şey demiyordu. Bir keresinde şey gelmiş, Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Ümmü Gülsüm anamızın odasında. Yer oda zaten. Peygamber bizim gibi apartmanda kalmıyordu. Yer oda. Önünde bir avlusu var. O demiş, sen demiş, çık şuraya kapının önüne. Cebrail Aleyhisselam önemli şeyler konuşacağız demiş. Hanım dışarı çıkar, kimseyi de alma. Çıkartmış. Onlar içerideyken, Ümmü Gülsüm anamız kapıdayken Hazreti Hüseyin böyle yuvarlanmış gelmiş. Hazreti Ali'nin oğlu. Ali de pehlivan adam. Oğlu da ona göre. Aslan yavrusu. Oğlum demiş. Deden kimse içeri alma dedi. Biraz daha oyuna gel demiş dışarıda. Kuvvetli çocuk. Ümmü Gülsüm anamız da yaşlı. İttir demiş onu içeri girmiş. İçeri girdikten sonra doğru Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail Aleyhisselam görmüyor. O insan, o Rasulullah görüyor onu. Var mı kucağı durmuş, sakalını assırıyor, kulağını assırıyor, burnunu sıkıyor, gözüne parmağını sıkıyor. Ama Peygamberimiz o böyle yapsa, biz mesela yapsak iki tane çakarız değil mi? Oğlana kıza. O böyle yaptıkça Peygamberimize, oh yavrum kızım benim diye öpüyormuş onu. Kokluyor, kokluyor, bastırıyormuş, öpüyormuş. Böyle devam ederken Cebrail Aleyhisselam demiş ki Efendimiz'e, torununu çok mu seviyorsun? Sevmez mi demiş, baksana şu güzelliğine.
İyiydi demiş, senin bu çıksaydı Hüseyin'i demiş, Kerbela denilen yerde kavmin öldürdük. Benim oğlum demiş, köpek oğlan değil ki, niye öldürsünler? Öyle de olsa demiş, şu raftaki demiş, o su şeysi demiş, kan taştığı zaman Kerbela denilen yerde bu Hüseyin'i kavmi öldürecek. Şimdi Efendimiz irtihar buyurmuş, yıllar geçmiş, Ümmü'l-Gülsüm anamız sağdır, odasındadır. Evet, bir bakmış, o sütten şeysi, toprak testi, kan taşmış. Başlamış ağlamaya. Demişler ki yanındakiler, anamız, müminlerin anası, Resulullah'ın aklına geldi. Benim Resulullah aklımdan hiç gitmiyor mu demiş. Gece gündüz onunla beraberimle. Niye ağlıyorsun ya? Efendimiz demiş, böyle söyledi, bakın demiş, testi kan taşıyor demiş, Hüseyin'im gitti demiş. Bir bakıyorlar, aynı anda Kerbela'da Hazreti Hüseyin'i kellesine uçurmuşlar, bu azgın millet. Evet, böyle yani ikisini güreştiriyor Peygamberimiz Hasan ve Hüseyin'i. İslam'da kuru, zayıf olana yardım edilir. Hasan büyük, Hüseyin ondan sonra doğmuş küçük. Küçük olan Hüseyin tutması lazım, yardım etmesi lazım. Efendimiz'in emri böyle. Başları varmış, Hasan, Hüseyin'in şurasını yakala, şurasını yakala, hadi bakayım diyormuş. Demişler ki, ya Resulallah, sen bize zayıf olanı destekliyor diyorsun. Hasan büyük, daha kuvvetli Hüseyin'den. Ama hep Hasan'a yardım ediyorsun, taktik veriyorsun. Baksana demiş, ona da Cebrail taktik veriyor demiş. Onlar öyle insanlar. Allah şefaatlerimizin aile eylesin. Çocukları güreştirmesi önemli bakın. Onların psikolojisi deşarj ediyor. Evet, insanlar evlendikten sonra birbirlerine saygı duyacaklar. Ayrı kesinlikle kalp kırıcı laflar etmeyecekler. Akıllı hareket edecekler, psikolojik ruhsal durumlarını anlayarak evde güzellik oluşması için gayret edecekler. Sizin en hayırlınız, ehline en hayırlı olanınızdır. Ben de ehline en hayırlı olanınızım buyurması bize bunları söylüyor. Evet, ve izemata sahibüküm, ey müminler, sizden biriniz, şimdi sahibiniz yayına duruyoruz. Yani hatırlıyorsun, aynı komşusun, dükkan komşusun, ev komşusun, sahibisin, merhaban var. Sizden biriniz öldüğünde, evet öyle diyor bak Peygamberimiz, فَدَعُوهُ onu bırakın, yani onun ırzı, namusu aleyhine konuşmayın, gıybet etmeyin. Üskürû mevtâkum bil hayr. Müminler öldüğü zaman arkasından hayırını söyleyin. Neydi o biliyor musun ya? Merhum rahmetli ama ya kazıklardı müşterileri, yalan söylerdi de falan demeyin. Demeyin müminlerin günahlarını arkadan söylemeyin. Müminlere hayırla. Hocam konuşamayacağım, o kadar bir çubuk bir herif. Sus. Konuşamıyorsan mümin değil mi bana? Kafir mi? Hayır değil. Ama sus. Efendimiz sözü bu. Ölülerinizin aleyhine söz sarf etmeyin. Hadisin devamı böyle. Sizden biriniz öldüğü zaman mümin aleyhine konuşmayın. Susun. Konuşamıyorsanız iyiliğini söyleyin. Ama aleyhine konuşmayın. Evet. Şimdi oturup kahvede ne konuşuyor millet? Ne konuşuyor? Camiye geliyor mübarek, iyi camiye gel, gel camiye gir. Namazı camide bekleyen namaz kılıyormuş gibi sevap alır. Estağfurullah demiyor, dese çok kazanır da demiyor. Yorgunum de tamam otur. Evet, ayağını kıble uzatma, hasta değilse. Kıble saygı. Evde akşam yatarken yatağım, evet. Ayağını kıbleye uzatma mübarek adam. Kıble saygı duyulacak yerdir. Oraya ayak uzatılmaz. Puh
bir tükürme. Bir büyük veliye şöyle bir adam var sonra memlekette demişler. Arkadaşlar gidelim demiş, duasını alalım, elini öperim demiş. Tam o sırada da o büyük övdükleri adam gelmiş oraya. Bayezid-i Bestami ya o. Bizim Kırkan'da yatıyor ya. Allah şifadan nail eylesin. Gelmiş karşıdan adam. Demiş Kıbrı'ya karşı. Demiş kusura bakmayın ben gitmeyeceğim demiş. Dönmeye gidecekti ya, duasını alacaktı ya. Kıbrı'ya tükürülen adam da demiş, evliyalı filan olmaz demiş. Kıbrı'ya saygı duyulur. Tükürülmez, ayak uzatılmaz. Camide de, başka yerde de Kıbrı'ya ayağınızı uzatmayın, tükürmeyin. Evet, bunu çocuklara da öğretin. Böyle edep, Resul-i Ekrem'in sözlerine kulak verip, sünnetine kulak verip öğrenin, tatbik edin. Bir başka mümine de kalbini kırmadan öğretin. Öyle diyor Peygamberimiz, benim bir sünnetimi öğrenen, tatbik eden, uygulayan, sonra da başka mümine onu öğretelim, Allah iki cihanda yüzünü ak çıkarsın diye duası var. Şimdi size burada söyledik. Farz kıldıktan sonra yerinizde yer değiştirin dedik. Kimse sözümüzü durmuyor. Siz bilirsiniz arkadaşlar. Efendimiz diyor ki, farz kıldığınız yerde sünnet kılmam diyor. Başka yer orada kılın diyor. Yani kalabalık, yer değiştir yanındakine. Yanında yer değiştir, yanındakine, sağındakine, sonunda, önünde, arkadakine. Bunlar basit şeyler ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini, men ahya sünneti, önde fesad-ı ümmeti. Evet. Kim benim insanlar unuttuğu zaman sünnetlerimden bir tanesini bile öğrense, bellese, yapsa, başkasına öğretse cennette beraberiz diyor. Bu onun müjdesi. Yok, basit bir şey lan. Değiştiriver ya. Hiç. Evet. Hocam müezzin efendi kızmasın. Biz buradan size dedik ki Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şimdi isterse bir daha verin. Kağıdının kaynaklarını verin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bir bu değil, başka yerlerde de. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan okuyor. Mezun efendi. Kaynaklarını şimdi verebilirim hepinize. Çuvalı verin. Bu benim fetvam değil. El ezanu cezmen vel ikametu cezmen. Ezan tutarlı cezimli okunur. İkamet cezimli tutarlı okunur. Efendimizin sözü bu, beyefendi. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyeceksin. Allahu Ekber, Allahu Ekber bu söze aykırı. Kerahettir, yapmayın. Ama her bildiğini şaşmıyor, okumuyor, girebildiğinden şaşmıyor. Büyük camilerde yapıyorlar. Hepsini yapıyorlar, biliyorum. Maalesef, sen bilirsin arkadaş, benden söylemesi. Şeyi verebilirim, kağıdı verebilirim size, çuvaltan. Bir bu benim fetvam değil, ver bakayım, nerede? Ha, şurada verim size. Yani bu inat ne yapayım diyorum. Buyurun. Verim size. Evet. Şundan çuvaltan, buyurun. Buyurun, isteyene ver. Kaynaklar orada var yani, bu benim fetvam değil. Ya bu var ya adam, keramet işlemeyin. Niye bu da heveslisin? Allahu Ekber, Allahu Ekber deyiver ya yok. İnan Allahu Ekber, Allahu Ekber, sen kimsin? Bende sorumluluk gitti. Evet, secde ederken ayaklarınıza dikkat edin. Ayaklarınız sırtını yere koymayın. Ayaklarınız havada tutmayın. Secdeniz geçersiz. Orada kaynağı var. Ve kaynağı var, cildi sayfası var. Ayağınızın parmakları yere değecek en azından. En güzeli kıbleye karşı şöyle kaldırıp bana da kıbleye uzamak ama kıbleye dönmüyorsa böyle olacak. Çobaz bayram ucu diyecek ama kim takar? Sen bilirsin. Şimdi bunu arz ediyorum. Çocuklarınıza sahip çıkmazsanız, hanımınıza sahip çıkmazsanız o da sorun. Cevap verecek ama hesap verecek ama
Kocası da bir numaralı sorumlu. Sorumlusun. Namaz kılmamasından, açık gezmesinden. Çocuğun, kadın, kızın sorumlusun arkadaş. Sorumlusun. Ben onu söylüyorum. Sizin hayırınız, ahlil eline en hayırlı olanıdır. Dini emirleri öğretin. Böyle dine aykırı şeyleri ona öğreteceğiz. Ve de onun psikolojik durumlarını da anlayışla karşılayarak böyle güzel bir hava estireceğiz. Bu en hayırlı. Tirmizi Beyhakî Ayşe radıyallahu anh'a validemizden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Ne diyor bir başka hadis aynı mahalde? Hayırkum hayırkum lehli ve ne hayırkum lehli. Sizin en hayırınız ailesine, yarına, akraba en hayırlı olanıdır. Ben sizin ailesi en hayırlı olanınızım. Me ekremen ise illa kerim. Kadınlara ancak asil adam iyi davranır. Cibilliyetsiz adamlar, karakteri bozuk adamlar kadınlara anlayış göstermez. Kadının yaratılışı var bir. Erkeğin psikolojisi ayrı. Niye böyle kaba davranıyorsun ne? Kadın bu. Evet. Ancak asil adamlar kadınlara iyi davranabilir. Ve ma ehanehunne illa le'in. Ben hadisi okuyorum. Bu benim sözüm değil. Onlara da ihanet eden ancak alçaktır. Ancak alçaktır. Hadis de böyle. Evet. Hayrukum ba'del mi'ateyn küllü hafifil haz. Sizin en hayırınız ey ümmet-i Muhammed benden 200 sene sonra hafifil haz olanınızdır. Hafifil haz. Kıyla ya Resulallah ve men hafifil haz. Hafifil haz dediğin nedir? Kale ellezî lâ ehle lehu ve lâ veledehu. Evlenmemiş, çok çocuğu olmamış. Hocam şimdi evlen dedim. Allah evliyi emret dedim. Şimdi böyle söylesin. Ben söylemem. Ben hadis okuyorum. Çeşki yumurada yok. Şimdi sen benim dediklerimi yapabiliyor musun? Yani karın namaz kıldırabiliyor musun? Karın çıplak geziyor dışarıda. Kırttırabiliyor musun? Dedikodu yapıyor. Durdurabiliyor musun? Çocukların her gün bir akşam bir yerde her şeyi yapıyorlar. Engel olabiliyor musun? Olamıyorsun. Başın büyük derde gireceği için hesap vereceksin. Onun için çoluk çocuğum olmasa yok ki. Değil mi? Bunlarla kurtulmuş olurum. Onu söylüyor Peygamber. Evlenmeyin demiyor ama aynı zamanda işte böyle sokak çok bozuk, karışık, televizyon bozuk, şu komşu çocukları bozuk. Çocuğum oldu mu ya tinerci oluyor ya işte kızlar randevu evlerine gidiyor, akşamcı oluyor falan filan. Sen de ne yapayım hocam diyor işte. Hep sorumlu babalar için. Yani sorumluluğu anlatan bir şey bu, yoksa evlerin diyor Peygamberimiz tenâkehû. Aynen hadis devam ediyor. Tenâkehû, tenâselû. Evlerin çoğalın. Fenni lübâhî bikümül imâme yevmel kıyâme. Çünkü ben kıyamet günü ümmetinin çokluğuyla diğer peygamberlere gurur duyacağım. Cennetin demiş yarısından üçte birisi sizsiniz demiş bir gün. Sahabiler Allahu Ekber demişler. Neden? Çünkü Adem Aleyhisselam 1000 sene yaşamış. Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yapmış. 60 yaşında peygamberlik gelmiş ona. 1010 sene. Beni İsrail peygamberleri hepsi 300-400 sene yaşamış. Peygamberimiz kaç yaşında vefat etti? 63. Ümmetimin ömrü de diyor 60-70 civarı söylüyor. 90'a varanlar istisna, 1-2 kişi çoğu gidiyor değil mi? 1000 sene namaz kılan, oruç tutan adamlar var. Sahabi çok üzülmüşler. Çok üzülmüşler. Biz onların şeyini yetişemeyeceğiz diye Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Senin ümmetin cennetin üçte biri olacak demiş. Peygamberimiz büyük Allah'ın yanında kainat ürmeni yarattığı insan. Ondan dolayı bizim ayrı bir özelliğimiz, şerefimiz var.
Onun için işleri sizden olacak demiş. Allah'a emanet demişler ve uçmuşlar sevinçlerinden. Bu samimi sevinçten dolayı Cebrail gidi gelmiş, Allah göndermiş. Yarısı sizden olacak demiş. Bu sıra daha çok sevinmişler, zıplamışlar. Allah'ın hoşuna gitmiş bu. Cebrail gidi göndermiş. Kalan yarısını da siz bölüşeceksiniz demiş. Dörtte üçü bizden olacak cenneti. İnşallah onlardan oluruz inşallah. İnşallah. Evet. İnşallah onlardan oluruz. Yaşımız, ömrümüz kısa olmasına rağmen bir kader gecesi bin aydan hayırlı. Bin ay kaç ediyor? 84 sene ediyor. 70 yaşında bir adam ölse, hadi 60'ta ölsün. Bunun 15'ini çıkar çocuklarını. Kaç oldu? 55. 55 ile 84'ü çarpar diyor. Kaç bin sene yaşıyoruz biz? O kadar. Bir kadir gece biz 84 seneye bedel. Böyle bir ümmetiz. Eğer bu peygamberimizin kıymetini gene bilmezse bir herif, bunun dayanışesini ne olacak peki arkadaş? Hakkı ne olacak? Evet, bunları bilmeliyiz. Müslüman olduğumuza yatıp kalkıp şükretmeliyiz. Efendimiz sünnetlerini öğrenmeliyiz. Tatbik etmeliyiz. Elhamdülillah bu konuda ben ırkçı değilim ama İslam aleminde biz gene iyiyiz, sınıfı geçeriz. Mevlid Kandili oldu işte, değil mi? Kabe'de Mevlid Kandili kutlanıyor mu? Kutlanmıyor. Hayır. Sünnet kılınıyor mu lan? Kılınmıyor. Tesbih çekiliyor mu? Çekilmiyor lan. Parça kılınıp gidiyor. Elhamdülillah bu aziz millet doğudan batıya namazları ilk sünnetlerini kılarlar, son sünnetlerini kılarlar, tesbih çekerler. Farzmış gibi, farz değil. Öyle peygamber sünnetine önem verirler. Mevlid Kandili camide durup taşıyor. Boşuna değil. Boşuna değil. Bak Ebu Leheb cehennem kütüğüdür. Tebbet yede Ebi Leheb sureymiş cehennem kütüğü. Ama peygamberimiz sallarsa doğduğu pazartesi günü sevincinden sülalemizde oğlan doğdu diye, büyük adam olacak bu diye ya fakir fukarayı para dağıtmış, şenlik yapmış. Pazartesi günü diyor peygamberimiz azabını kaldırıyor Allah diyor. Bir düşmanı peygamber doğuşunu sevindi diye bakın azabını okuyor kaldırıyor. E sen müminsin. Onun doğduğu gün camileri doldursan sana neler yapmaz. Bu millet akıllı millet arkadaş. Böyle güzel şeyleri kaçırmıyor. Ben diyorum ki işte hiçbirini kaçırmayalım ya. Basit zannettim sünnetleri de öğrenelim, tatbik edelim. Aile meselesi işte böyle önemli. Dikkatli olacağız. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Aile meselesi sorumluluk meselesidir. Eğer dikkat etmezseniz başınız derde gelecek, çok hesap vereceksiniz. Evet. Yine hayrukum men lem yetruk ahiretehu li dünyahu ve la dünyahu li ahiretihi. Sizin en hayırınız dünyası için ahiretini, ahireti için dünyasını terk etmeyen kimsedir. Evet. Yani denkleri. Rabbena etina fid dünya haseneten ve fil ahide haseneten. Ayet bu. İslam'ın parolası bu. Dünyada hasene, ahirette hasene. Dengeliyiz biz elhamdülillah. Dağ başlarında 30-40 sene hiçbir şey ekmek yemek yemeyen, şöyle bir suyla şunla bunu yaşayan şeyler var. Bir sürü adam, evleneceğiz. Sevgini tatmin edeceğiz. Ama Allah'ın dediği yol evlenerek. Çok çocuk olacağız. En iyi arabaya bineceğiz, en iyi evde oturacağız, en güzel yemekleri yiyeceğiz. Ama Allah'ı unutmayacağız. Camiyi terk etmeyeceğiz, namazımızı kılacağız. Allah şükrü unutmayacağız, zekatımızı vereceğiz. Dengeli yaşayacağız. İşte İslam bu. Ahireti için dünyayı, dünya için ahiret terk eden yandı diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama dengeli yaşayan da en hayırlınızdır. Zekatını kuruşunuza veriyor. Hayrına yediyor. Ama bazıları ben ayım mıyım? Ayım gibi. Niye fakir oldu? Çalışsın ya.
Ulan derler. Merak etme. Fakir bulamayacaksınız kıyamete yakın. Zekat verecek fakir bulamayacaksınız. O kadar çoğalacak para, mal. Sen o fakir olmasa zekatını nereye verecek? Kime verecek? Cami yapmaya zekat verilmez. Fakir insana verilir zekat. Herkes zengin olsa ne verecek? Zengin yok, Afrika'ya gideceksin lan. Teşekkür edin fakire. Teşekkür et öyle ayı kurban çalışmamış deme. Tembelliği övüyorum değil. Sen bu açından küçük görme adamı. Zekatını verecek yer buldun yahu. O hesabını verecek zaten. Evet. Bir de dükkanla götürüyor, ezan atınıyor. Hacı bayram geçiyor. Bir sürü dükkan var. Bunlar namazı gelmiyor demiyor. Ben burada durmuyor. Bunlar laf etmiyor. Ama bir sürü turist geliyor, bilmem ne geliyor. Allah şu bu ezan dokunuyor. Namaza geliyorum arkadaş. Yanıyorsun vay. Bir dakika. Bir dakika, 5 dakika müsaade edin. Gelden bir namaza dur git. Ama şimdi kaç kişi yapıyor bunu? Kaç kişi yapıyor bunu? Evet, namazını kılmıyor para kazanacağım diye. Şunu bırakıyor. İçti içiyor. Dünyalık yapacak, kumarlanıyor. Köşeyi dönüyorum, bir şey yaptım mı, o işte zehirli otlardan bilmem ne sattım mı, sittin sene uğraşıp duracaksın lan, köşeyi dönüyorsun. Dönemeyorsun arkadaş, ölüm var arkadaş. Sen inanan adamsın, gavursan sana bir şey sözüm yok da, inanan adamsın, köşeyi dönemiyorsun arkadaş. Dengeli yaşa bırak, helal yoldan kazan, helal, dengeli yaşa. Evet, dünyası için ahiretini, ahiret için dünyayı terk etmeyen sizin en hayırlınızdır. Evet, velem yekün kellen ala nasi. Evet, ahiret çekilmiş, her gün oruç tutuyor. Her gün sabah kadar namaz kılıyor. Peki demiş, bunu kim besliyor demiş. Biz besliyor demişler, yarışkın mübarek bir insan. Mübarek insan, her gün sabah kadar namaz tutuyor, her gün oruç tutuyor. Çoruk çocuğu biz besliyoruz. Boşuna demiş, emek çıkıyor. O sizin en şaşkınınız. Evet. Kimseyi yıkamayacaksın arkadaş. Dilencilik yapmayacaksın arkadaş. Namazını da kılacaksın ama hep namaz kılacak diye el açmayacaksın, elinden dilencilik yapmayacaksın. Böyle. İş öyle diyor bak. Velem yekün kellen alen nasi. Namaz kılacağım, oruç tutacağım diye çekilmiş odasına komşuları besliyor. Müminler diyor. Sizin en şaşkınız bu. Evet. Dengeli yaşamak İslam'da esas. Evet. Ahiretini dünyası için, dünyası ahiretini terk etmeyip insana yük olmayan adamdır. Adamdır. Evet. Hazreti Enes radıyallahu anh'dan Hayr-ı Süleyman, Kuyyir-i Süleyman, Beynel Mer ve Mülk, Süleyman Aleyhisselam, Beni İsrail peygamberlerinden insi cünnin kralı Süleyman Aleyhisselam, bakın burada söylüyor zaten, Beynel Mülk ile yani padişahlıkla mal arasında muhayyer bırakılmış. Bel ilim, ilim, padişahlık, mülk, zenginlik. Hangisi istersin Süleyman demiş Allah. Fahtarel ilme. O ben demiş ilim sahibi olmak isterim. Kral olmak istemem. Evet zenginliği de boş ver. Bana ilim ver ya Rabbi. Evet. Kuş dilini öğretmiş Allah bana. Sen kuş dilini biliyor musun? O biliyor. Allah böylece fahtarel ilme. İlmi tercih etti Süleyman Ferudiye. Evet, mülk vel mal. Hem bütün kurdun kuşun kralı yaptı Allah onu. Padişahı yaptı. Hem de zengin yaptı Süleyman Aleyhisselam. İlmi tercih ettiği için. İlmi tercih ettiği için. Evet, hepsini malik oldu diyor. Şimdi namaz kılmanın şartını bilmezseniz abdestiniz yok mesela. Kıldınız buraya geldiniz. Oldu mu namaz? Namazın farzları var mı? Bir tanesi yoksa namaz olur mu? Ben kıldım. Kıldın ama boşuna yattın yuvarlandın.
namazın farzını bileceksin. İlim sahibi olacaksın. Ben senin kadını öğretmeyi kime verdim lan? Onun şartları var. Bunu ben boşuna koymuş olursun. Evet, orucu tuttum ama ne yaptın? Akşam kadar ana avrat söyledin komşuma. Oldu mu oruç? Ya bilmezsen şartlarını, kurallarını, ilim her şeyden kıymetlidir. Şimdi Cevat Hoca da buradan size atıyor tutuyor. Kimse itiraz etmiyor ne olsa. Değil mi? Evet. Ben de insanım, yanılabilirim. Onun için bak, önüme kitap koyuyor. Bundan hesap verecek soracaklar bana. Hacı Bayram'da sen konuştun. Ha, ben de kitaptan okuyorum, dikkat ederseniz. Hesap verecek şimdi. Sen de okuyacaksın arkadaş. Hoca bir dakika, atma. Bu kitapta da şöyle yazıyor, deleme. Ama nerede? Ne söylesem, olmurlamışım, soğuk. Okuyan yok arkadaş. Abdest almayı bilen yok arkadaş. İmam adam namaz kılmayı bilmiyor arkadaş. Evet bilmiyor. Namaz gördüm ayakta, ayakları havada namaz kılan secdede. Allah Allah. Müftüye gittim dedim ki, kravat takmış böyle. Hocam falan dedi. Evet dedim sen büro memur musun dedim. Canı sıkıldı. Niye dedi böyle konuşayım hocam? Senin dedim falan canlı imam dedim, namaz kılmayı bilmiyor dedim. Ben dedim murakı gönderiyorum dedi. Murakı bilmiyor ki fıkı. Sen dedim zaman zaman gitsene, görsene bunu. Murakı bilmiyor fıkı, imam fıkı bilmiyor. Kötü yapıyor mu bilmiyor. Sen müftüsün, Allah sana soracak. Bu memleketin müftüsü sensin diyecek. Amin sensin. Niye kontrol etmiyor? Bu imamın namazı caiz mi değil mi? Cuma günü bir camiye gittik İstanbul'da, imam yok. Cuma yahu! Ya biz ziyaret dolayısıyla gitmiştik, yakın camide gittik, imam yok yahu. Sivas'tan gelmiş bir vatandaş, çıktı hutbe okudu. Ben de hutbede gördüm, hutbede bilir mi? Sonra hocam bir eksim oldu mu diyor. Ben diyor Sivas'tan geldim diyor, imam olmayınca geçtim kıldırdım diyor. Müftü Efendi, makamında otur, kasılıp durma ya abi. Cuma ya bu mübarek adam. Ne biçim imamsın sen ya, cuma günü camide camdan gözünmüyorsun. Yani hocalar attı diye hoşumuza gitti değil mi? sen niye okumuyorsun arkadaş? Cevat Hoca bir dakika, sen böyle söyledin ama ben şu kitapta böyle okudum. Niye kendi geçiştirmiyorsun ya? Sen böyle itiraz edince ben atıyorum işte. O imam da böyle oluyor. Tabana göre tavan. Olur mu? İkimiz de suçluyuz. Hepimiz. Sen de okuyacaksın. Her günde 5 gazete okuyorsun. Bir de şu dini kitap okuyor. Bu var ya kadar. Bir de dini kitap bu. Haram helal bilgisini okuyor. Evet. Ne diyor adam? Ben de elhamdülillah zenginim. Çocuklarımı en iyi okullarda okutuyorum. En güzel yerde duruyorum. En güzel şekilde yaşatıyorum. Akşamları bir kadeh şarap alıyorum hocam. Benim kimsenin hakkı, kimsenin benim hakkı yok. Neden haram olsun? La havle ve la kuvvete illa billah. Şimdi her akşam içiyor adam. Allah kusurumu affetsin diyor. Ben buna bir şey demem. Hesabını verecek günahkardır. Ama ben kimsenin hakkını yemiyorum. Kimseye zararım yok. Şarap içiyorum. Niye haram olsun? Gavur olur bu adam. Çünkü abi, şarap haram diyor adam. Buna itiraz ediyor. Bunu itirazın kafirli olduğunu bilmiyor. Bunu söylüyor ama kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Evet arkadaş. Benim kalbim temiz hanımefendi. Ama her tarafım açık. Allah yasak etmiş hanımefendi. Müslümansın onun için söylüyorum kardeşim diye. Gavurarsan canın dinlenmesinden çıksın. Tabi bana ne? Ama kalbim temiz olmuyor. Allah'ın bir kuralı var, kanunu var. Bunları bilmezsen o zaman nasıl hesap verecek? Sen bunlara inanan adamsın. Onları söylüyoruz yani. Dünyası için ahiretini, ahiretin dünyasını terk etmeyen adam hayırlıdır. Evet, Süleyman Aleyhisselam ilmi tercih etti. Hepsi ona verildi. Merak etme. Peygamberimize hepsi verildi. Hepsi verildi.
Öyle diyor, şeytanların da kralıydı Süleyman Aleyhisselam. Cinlerle iş gördürüyordu. Cinlerle iş gördürüyordu. Diyor ki, besmelesiz şey yapmaya başlamış adam. Peygamberimizi sallarsın sofrasında. Karı koca, tahsilsiz, kör bedeviz. Sonra yiyorlar, besmelesiz yiyorlar, ah, ah diye. Tutmuş X'in kolunda. X'in kolunda, şeytanın kolunda yakaladım. Besmele çekmeden yemek yerseniz, su içerseniz, sizinle aynı yemeği, suyu şeytan ortak içer. Efendimin sözü bu. Elini yakaladım diyor şeytanı şu anda, siz görmüyorsunuz ama bu besmele çekmeyen, sorunla yiyen adamların koluyla şeytanın kolunu yakaladım. Süleyman Aleyhisselam nezaketsizlik olmasa, Süleyman cinlerin de kralıydı ya, ona nezaketsizlik olmasa Mescid-i Nebevi'nin direğine bağlardım şeytanı, yakaladım şeytanları, siz de görürdünüz. Hadisi bu efendim. Evet, onun için sen de çocuğuna besmele çek oğlum. Hanım besmele çek. Hayızlı kadın da besmele çeker. Duadır besmele. Besmele çekmesi engel değil. Cünüp Eda da besmele çeker. Kur'an okuyamaz, Kur'an'ı elleyemez, camiye gelemez. Ama besmelesiz yeme içme, şeytan yiyor seninle beraber. Sağla ye, solla yeme, şeytan yiyor, solla içiyor. Onu peygamber onu söylüyor. Sen de çoluk çocuğuna işte böyle şey diyeceksin, ilgileneceksin, bunları bileceksin, kendini kurtaracaksın. Yoksa hesap çok zor. Çok zor, sen buna inen adamsın. Hayran telkahu, şerran tevakkahu ve hayrun lana ve şerrun ala a'daina velhamdülillah rabbil alemine aksus rü'yak. Allahu Ekber. Şimdi rüya görüyorsunuz değil mi? Rüya mümine şeydir, müjdedir, muştudur. Allah Celle Celaluhu gelecekte olanları tabi peygamber bilir de ona bildirir de gaybı Allah bilir. Allah bildirince de biliyor. Peygamber biliyor. Her şeyi Allah bilir de öğretiyor. Allah onlara öğretiyor. Müminlere de böyle Allah lütfeder. Yani evliya olmasa bile müminlere de imanı dolayısıyla sever. Yarın ne olacağını, işte ileride ne olacağını rüya yoluyla gösterir. Biz buna rüya diyoruz. Peygamberlerin rüyası vahidir, kesindir. Ama senin benim rüyam kesin değil. Bak, o kadar rüyacı olma. Ama böyle rüya var. Şimdi geliyor bana her akşam içiyorum hocam diyor. Allah affetsin günahımı diyor. Peygamberimizi gördüm diyor rüyamda diyor. Ulan canlı yandı mı? Bu kadar zamandır uğraşıyoruz ya. Kolay mı lan bir peygamber görmen? Her gene içiyormuş, peygamberle konuşmuş. Kim bilir dedesini mi gördü rüyasında? Peygamber zannediyor. Bu iş bu kadar da ucuz değil ya. Öyle diyor bana. Ha, yorgun olmayacaksın. Başında fikir sabit olmayacak. Mesela komşumda dargınsın, kafanda of ya. Onu göre olmaz. Çok yormuş, çok yemişsin. Şırıl şırıl su var ki öyle olmayacak. Çünkü yanmışsın, su göreceksin. Böyle olmayacak, derdin olmayacak. Yorgun olmayacaksın, sabah karşı dinlenmişken rüya görürsen bu müjdedir, Allah'ın lütfudur mümine. Gördüğün rüyayı iyiyse hemen bileni yorduracaksın. Evet. Herkese değil. Çünkü rüya yorumlanmaya göre gerçekleşir. Efendimiz'in sözü bu. Onca herkese anlatma. Kötü rüya görürsen kötülük olur. Kesinleşir, kanun olur. Onun için gittin adama, adam susuyor. Hocam, adam yine deniyor. Yürüyorsa iyi değil. Yorum yapmak istemiyor adam. Çünkü yorumlarsan öyle gerçekleşecek hadisi var ya. Gidin, hocam. Şimdi yani kaşınıyor ya. Adam dedi ki yürüyor, yorumlamak istemiyor ya. Yürüyor iyi değil. Ha böyle şeyleri var. Çok rüyaya bağlanmayın ama rüya böyle mümine Allah'ın müjdesidir. Gene gelmiş peygamberimize
Ya Resulallah demiş, ben demiş şöyle 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 gördüm, bir rüya gördüm demiş, öyle diyor. Hayra mülaki ol, hayırla buluş, şerden korun, hayır bize, şer kafire, anlatayım demiş. Demek ki rüya gördüm deyince hayır olsun diyeceksin. Allah şerlerden korusun biz diyeceksin. Bak böyle demiş bak. Hayırla buluş, hayırla karşılaş. Şerlerden uzak korun. Şer bize, şer kafire, hayır bize. Anlat yani demiş. Sen de öyle diyeceksin. Baktın ki iyi değil. Ya işte filan değil. Bir şeyler söyleyecek. Ya savuşturup diyeceksin. Yormayacaksın. Rüya yoruma göre gerçekleşir. Bir öyle söyleyeceksin. Evet, rüyayı da pek de pek de bağlanma. Ama rüyanın böyle bir şeyi var insanlar üzerinde. Evet, son hadisi okuyorum. Yarım saat var. Evet, daha çok uzun. Eyvallah. Dâru merdâküm sadaka. Ey müminler, hastalarınızı sadaka vererek tedavi ediniz. Evet. Doktor gitmeyin değiller. Git doktora. Hadis var. Allah her indirdiği derdin devasını da indirmiştir. Devasını arayın bunun hadisi de var. Bu da var bak. Hastalığınızı sadaka ile tedavi edin. Hangisi? Ha, onun için İmam-ı Azam'a bağlanacaksın. Kendi kafanda öyle iş yapamazsın. Bunun ikisinin ne anlama geldiğini, hangisinin önce hangisinin sonra olduğunu bilmezsin sen. Onun için bilene فَسْأَلُوا اَهْلَ zikri. اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Bilmiyorsanız bilene sorun diyor Allah. O bilen İmam-ı Azam, Ebu Hanife. Bizimki, Arapların ki Şafii, ötekiler ki Fasl-ı Cezayir ki Maliki, Suudluların ki Hanbeli. Evet, bilene soracaksın. Ona tabi olacaksın. Asırlardır böyle konuşulmuş, tartışılmış, bu rayına oturmuş. Şimdi adam diyor ki, Kur'an okuyun, Türkçesini okuyun, anladığınız gibi yapın. Olur mu efendim hocam? Etme gözünü sever. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Türkçedir. Türkçe zaten Türkçedir. Türk medeni kan Türkçedir. Sen de Türksün, Türkçe biliyorsun. Buyur anayasayı anla bakalım hadi. Bunun bir manası var. Herkes anlayabilir mi lan bunu? Öyle diyor şimdi bazı hocalar. Kur'an okuyun, anladığınız ibare gidin. Olur mu efendim? Onun bir anlama geldiğini alim adam bilir. Önce mi söylendi, sonra mı söylendi, başka ayet var mı bunları bilecek. İşte imam buna demiyor. İmam Azam ve Ruhani böyle, bu asırlarca tartışmış ama şimdi yeni çıktı hocalar var. Acayip acayip rahmet diyorlar. Evet siz de şimdi söylüyoruz, sadakayla hastalarınızı tedavi edin. Evet ben elhamdülillah her sene hacca giderim. Ta 69'dan beri bir kere kral hastalandı haçta. Herkese sadaka verdiler. Saraydan herkese istisnasız. İyileştiren herif. Kalktı ayağa kalktı. Ne diyor bak peygamberimiz. Hastalığınızı sadakayla tedavi ediniz. Sadaka ver. Sadaka. Doktora git tamam. Hadis böyle hadis var. Devasını ara. Git ama bir taraftan sadaka ver. Sadaka ver. Hastayı tedavi eder. Belaları def eder. Yola çıkarken sadaka ver. Kazaya bela uğramayayım diye. Çıkarken bir fakire bir sadaka ver. Tedbir dikkat. Kanunlara uy tamam. Usullere uygun uy. Hatta bir de sadaka ver. Sen niye de uysan geliyor serseri vuruyor seni. Ha. Sadaka ver. Belaları def eder. Hastalıkları tedavi eder. Efendimizin sözü bu, unutma. Sadakadan elin geri kalmasın. Her fakir fukaraya, şu soğuk günlerde odun yoksa odun alır ya. Çamaşır, paltası yoksa bir paltı giydirir ya. İki üç tane olacak, bir tane eksik gitsin, ver ona ver. Evet, sadakayı yayarsan hastalarınızı tedavi ediniz. Evet, açları doyurunuz. Miskinlere yer yatak veriniz. Öyle diyor. Cismani, ruhani onlara
lafla bile onun moralini düzeltmek bile sadaka olur. Diyor, imdat isteyen kuşunuz, bir şey talep edenler koşunuz. Elhamdülillah biz Müslümanız, böyle gene bu ne kadar eleştirsek de biz de mesela bir adres sorsalar yabancı, tamam kardeşim, şuradan git, şöyle git, şöyle git, bazen önüne bir şey götürürüz, sadakadır. Amerika'da bulunuyoruz, New York'a girdik, kırmızı yandı araba. Anlattıysam ikinci olsun, ne yapayım? Girdim benzinciye, çıktım yoldan, gittim benzinciye, doldurdum benzini. Çıkacağım ana yola, gideceğim başka yere, bir türlü çıkamadım. Önde duruyorum, Mr. Mrs. Yavrular mı öyle ya? Durmuyor, söylemiyor. Döndüm, geldim tekrar benzinciye. Dedim, ondan para verdim ya. Geldim, $2 verirsen dedi, tarif ederim dedi. Pazarlık ettik $1. Yavruluk bu. Elhamdülillah bizde böyle bir örf var. Bir sarı tabii kardeşim. Şöyle git şöyle. Sana kadar bu bak. Ya adamın onun şeyi var. İnsanımız hep böyle laflarla sadaka yetme de parayı da ver yani. Harcını doyur. Evet öyle diyor. Doğru işaret et. Burada sadakadır. Evet. Yardım isteyene yardım et. Sıkıntıda olan sıkıntıdan kurtarmaya çalış. Evet. Böyle yap. Sen de işini Allah görüverir. Evet. Men kâne fî hâceti ahîhî kâne Allah fî hâcetihî. Bir müminin ihtiyacını bunalmış adam, parası yok, kıvranıyor. İhtiyacını gördün. Allah da senin ihtiyacını gördü. Ha. Bunu hiç aklından çıkarma. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu söylüyor. فَاسْتِنُوا اَنْوَالَكُمْ بِي زَكَاتِ. Mal kazanmışsın. Malın zekatını kuruş kuruşuna ver, malını koru. Yoksa yan kesici çalar, yolda düşürürsün, kaybolur, kaybedersin. Malınızı korumak için diyor, zekat vereyim. Kuruşu kuruşuna zekat verirseniz, evet, bu çok önemli, çok, çok önemli. Yanındaki dükkanları soyuyorlar, arkadaşının dükkanına el sürmüyorlar. Allah unutturuyor ya, kuruşu kuruşuna zekat verdiği için oraya aklına gelmemiş. Nasıl olur? O böyle oldu işte. Peygamber böyle söylüyor. Peygamber böyle söylüyor. Hassinu envaletum bi zekati. Mal kazanan, zengin olanlar, kuruşu kuruşuna zekatınızı veriniz. Zekat da fakir Müslümana verilir. Cami yaptırmayla, Afrika'da kuyu, su açmakla, okul yaptırmakla, hastane yapmakla olmaz. لِفَقِيلٍ مُسْلِمٍ غَيْرَ هَاشِم۪ينَ وَمَوْلَى. Evet, tarifi bu. Fakir Müslümanın hakkıdır. Fakir insana vereceksin. İnsana temlik edeceksin. Alan adam ister yiyecek, ister başını verecek. Elbise olabilir. Çünkü elbise giyebilir, satabilir. Ayakkabı olabilir. Evet, buğdayı verirsin, alabilir, satabilir. Ama gel şurada yemek ye, bu olmaz. Neden? Ben mercimek çorbası sevmiyorum. Ama zorla koyuyorsun, mercimek çorbası olmaz. İstediği gibi kullanabilecek şekilde mülkü olacak, zekat olması için. Vereceğim, o istediği gibi yapabilir. Zekat böyledir. Malınızı zekat vererek فَاِنَّا تَتْفَعُوا عَنْكُمُ الْاَعْرَارِ وَالْاَمْرَارِ. Evet, kötülükleri, hastalıkları zekatla def eder. Zekatla def eder, malımızı çalamazlar. Malımızı çalamazlar. Herkesi gitse bile unutmayın. Sadaka verin ve farz olmayan şeyi vermeye sadaka deniyor biliyorsunuz. Farz olunca zekat deniyor. Zekatı da elfi elfine verin ve hastalıklarınıza, kötülüklere engel olur. Sadakanın engel olduğu gibi. Evet. Efendimizin bu sözlerini Allah'ın zaten ertü zeka, zekatınızı veriniz 40'ta 1, devede 6'ta 5'te 1. Evet, şimdi şey var mı?
tarlalarından çıkan mahsullerden ne diyorsun siz ona? Öşü. Evet, şimdi hocalarımız, hemen nasıl bilmem hocamdan, ben talebesiyim. Başka hocalarımız, devlet öşürü mahsulden alabilir veya vergi olarak alabilir, yetkisi var. Şimdiki devletimiz de vergi alıyor. Gayrimenkulün vergisini verdiniz mi, öşürden kurtulursunuz. Hocalarımızdan biz böyle öğrendik. Öşürü vergi olarak devlete veriyorsunuz ama yalan beyan etmeyeceksin tabii. Eksik bir şey etmeyeceksin. Darlarını ona göre doğru bir beyanette bulunacaksın. Evet. İbn Ömer, Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh'dan bu hadisi nakletmişler. Debbe'a ileyküm de, evet, de ürkümen kapleküm. Ey ümmetim, size de sizden evvelki ümmetlerin hastalığı, evet, adetleri geldi, çattı. Nedir onlar? El hasedü, haset, adam yükselmiş, aynı okuldan mezun olmuşlar. Bu da hala yazıcı, katip, öteki müdür olmuş, bundan ne? Karnı kurtlanıyor, nasıl geçti beni diye. Aynı çarşıda dükkanınız var, siz kırk kanaat geçiriyorsunuz, öteki almış yürümüş, karnı kurtlanıyor. Mesela, haset, bu eski milletlerde de vardı. Adem Aleyhisselam iki oğlu hasetten dolayı öldürmediler birbirlerini. Evet, eskiden beri var. Eski milletlerin hastalıklarından, adetlerinden şu hasetler size geldi. Haset ve bolda ve kim gidiyoruz? Melbağda hiyel halika. Evet, halika da din. Bu kim? Dini yok eder. Her şeyi yok eder. Kadir gecesinde Allah herkesi affediyor. Müşriki affetmiyor. Devamlı ben bu şaraptan rakıdan vazgeçemem. Dünyayı bağışlasalar bir bardak şaraba değişmem. Diyecek kadar ayyaş olmayacaksın. Mısır, Mü'minül Hamr olmayacaksın. Kinder olmayacaksın. Affa uğrayacaksan. Kadir gecesinde bütün af kapıları açılıyor. Samimi olarak şuradan da iki damla gözyaşı akıttın mı? Evet, Allah kendi haklarını siliyor. Kul haklarını değil. Kul haklarını, kardeş, vaktiyle ben seni kazıklamıştım, az şu şeyi, helalleşelim. Hocam nasıl diyecek? Kul hakkı bu öbür tarafta alacak, başka tarafı çare yok. Şimdi arkadaşımız İngiltere ile ihracat yapmış, bizi buldu, hacca götürdük onu. Ama çok zeki adam, yavru kazıklamış çok. Çok yalan söylemiş. Zengin, dedim çocuklarını bul, haklarını ver. Hocam, çocuk öldü herif dedi, çocuklarını da bulamıyorum. Ve paralar dedim. O hakkını alacak senden. Yalan söylemişsin çünkü. Yalan söylemese problem yok. 5 lira şeyi 5000 lira sat gavura. Bir şey demiyorum. Ama yalan söylemiş. Aldatmış. Verdin paraları. Ne yapacaksın dedi. Seni kurtaracağım dedi. Bizim memleketin suyu vardı. 5 kilometreden su iniyor. Su eskiden gelmiş. Onu şimdi sadaka icadı yapacağım. Onu kurtaracağım. Çık paraları verin. Paraları aldım ondan, ta dağdan kaynağını kazdım, yolları yeniden, küpleri yeniledim, yeniden ta getirdim çeşmeyi. Şimdi dedim, bundan kazandığından verirsin dedim, bundan harman edeceğim sevapları, gavur hakkını alır. Bu sadaka cariye kıyamete kadar, şimdi camisi olmayan semtler yok mu Ankara'da? Ben uçakla geldim, gördüm hiç cami minaresi yok. Birleşin arkadaş, sadaka cami yapın. Şu anda ben burayı yaptıran adam adına konuşuyorum. Durmadan ona yazıyorlar. Ona çalışıyor. Sen de cami yaptırdın, namaz kılan hepsi. Ya ondan sevabını alınmıyor. Eksik verilmiyor ama hep burayı yaptıran, yardım eden adama da pay gidiyor. Kıyamete kadar bu cami sağ kaldıkça.
Su hayrı da böyle, hastane hayrı da böyle, okul hayrı da böyle, cami hayrı da böyle. Camisiz semtlere cami yapın, birleşin, böyle bir kişi yapamayacak, 15 milyon. Birer milyon kazan, 15 kişi yapabilirsin büyük cami mesela. Sadaka-i cariyedir. Şimdi ben Tekirdağ'da böyle bir cami yaptım, öne düştüm. Bulunduğumuz yerde cami namı yok, bayram namazı bile gitmiyorlar. Tekirdağlılar kızmasın ha. Ben de orada evim var da. bu dedim, ben dedim buraya bir cami yapayım dedim. Olmaz dediler, olmaz. Biz buraya evlenmeye geliyoruz dediler. Caminin dibinde evlenilmez. Müslüman adamlar bunlar ama böyle. Ondan sonra bir yerden bir şey aldım, arsa aldım yolun kenarında. Ondan sonra oraya bir plan çizdirdim. Cami yapılması için 2500 metre yer lazım. Kanun öyle. Ben de kanun adamıyım. Her yapacak şekilde öyle bir plan çizdirdim. Adama söylemiyorum herkese cami diye söyler diye. Orada da büyük bir salon, kenarlarda odalar var. Ruhsat abi, İskan abi gittim. Bu ne dedi? Balo salonu dedim, dans salonu. Burada soyunma odaları. Yoksa vermeyecek, İskan vermeyecek. Öyle planı. İskan aldıktan sonra müftülüğe gittim, izin aldım. Çünkü Avrupa Birliği kurallarında apartmanın bir dairesi mescit yapabiliyorsunuz. Oradan faydalandık. Mescidi açtık, şikayet ettiler bizi. Şikayet ettiler. Cami bu diye ben beratımı almışım, iskan almışım. Bazı şeyleri çok ilginç arkadaşlar. Bizim milletin mayası sağlam. Sarmışımız da mayası sağlam. Bayram namazı gitmiyor yani ya. Bir de bizi şikayet etti. Cami gelince oraya yardım etti camiye. Dedim Ramazan boyu camiden çıkmadı ya. Hiç bayram namazı gitmeyen adam. Sizle burada ezansız, camisiz semtlere birleşin, 10 arkadaş, 5 arkadaş, cami yapın. Bakın, kıyamete kadar sadaka-i cariye size sevap geliyor. Bu cami yapan Cevat Hoca ötüyor, ona yazıyorlar şimdi. Sen namaz kılıyorsun, ona yazıyorlar. Aynı böyle. Ben de o arkadaşa çıkılan paraları dedim, su indirdim. Buradan sevap harmanından gavur alır dedim, alacak onun hakkını gavur. Hiç olmasa dedim, onun yüzünden senin, çünkü senin hasenatından, iyiliğinden ona verecekler, o zaman sen iflas edeceksin, cehenneme yollak, Allah korusun. Bir sadaka-i cariye yapın ki böyle karşılasın, en güzeli gidip helalleşmek en güzeli. Ama ulan senin karına ben orospu dedim, nasıl diyeceğim, hep orospu. Nasıl diyeceğim bunu? En güzel ağzını susma. Hiç dememek ama sonradan akıllanmışım. Hiç olmazsa böyle sadaka-i cariye yapın ki oradan karşılasın, alacağını alsın. Evet öyle diyor. Kindar olmak dini yıkar. Kindar olanları Kadir gecesinde herkes affediyor Allah. İşkiye musul olanları, kindar olanları affetmiyor. Bundan vazgeçinceye kadar. Onu da burada söylüyor. Kindarlık dini yok eder. Evet. La harika şah. Saçı sakalı değil diyor. Dini yok eder. Şimdi mesela usturayla saçı cassa olarak kazıyorsun ya. Kinde bütün iyilikleri, dinin hükümlerini kazıyıp atıyor ya. Kılı değil diyor. Dinini yıkar diyor güzel peygamberimiz. Öyle bir misal vermiş. Velledi nefsi Muhammed'in bir yedi. Muhammed'in kudreti, ellik, canı Allah'ın kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki dikkat. La tedhulü cennete hatta tü'minû. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Yeminle söylüyor. Yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Allah Teala'ya iman edeceksin. Bir, billahi teala. İki, ve bimâ. Evet. Alleme meci Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sana getirdiği her şeye Allah'a inanacaksın, Kur'an'a inanacaksın. Peygamber sözüne inanacaksın. Birçokları Avrupa'da akıllı adam. Sizin peygamberiniz akıllı adam.
muazzam işler yapmış. Gavurun hası. Öyle diyor, akıl adam diyor gavur. Bana öyle söylüyor. Hayır, akıl adam demekle olmaz. La Voltaire'den bahsettim. Onun hayatında hiçbir kara leke yok diyor. Dinsiz herif. Hayır, yetmez. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyecek. Kurtulmak için iman edeceksiniz. Peygamber'e ve peygamberin getirdiğine inanacaksınız. Evet, şimdi iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Böyle tümmini hatta tahabbu. Birbirinizi sevmedikçe, müminleri sevmedikçe, kin besledikçe, evet, üç günden fazla dardım durdukça mümin olamazsınız. Affa uğrayamazsınız. Evet, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Efele ünebbiküm bir şeyin ize fealtumuhu tehabettüm. Size yaptığınız zaman sizi kalpleriniz birbirinize ısındıracak, birbirinizi sevdirecek bir şey öğreteyim mi? Evet, ya Resulallah, galu bela ya Resulallah. Evet ya Resulallah, söyle. Efşü selame beyneküm. Evet, selamı tanıdığınıza tanımadığınıza vereyim. Ama selam vermeyin de bir kuralları var değil mi? Geliyor bir yere, selam ağlar diyor. Olmaz. Selamın bir şeyi var. Evet, selamın bir şeyi var. Böyle selam olur mu lan? Evet, şimdi size de atacağım, merak etme. Aleyküm selam. Olmaz. Nasıl olacağım ya? Her yerde böyle sarılın yani. Olmaz arkadaş. Ben yaptım oldu yok. Olmaz arkadaş. Evet. Selam. Vermek sünnet. Almak farz. Bir gruptan bir kişi alsa farzdan kurtulurlar. Ama selam verirler mi sana? O selamı alacaksın. Nasıl alır selam? Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Siz aleyküm selam diyorsunuz. Hasan Basçı Atay rahmetli hocamız, hocamdı. İstiklal şeyinde, harbinden sonra kurulan ilk mecliste Mehmet Hakim Atay milletvekili. İlk meclis milletvekilidir. Büyük alim biliyorsunuz tefsir var. Kur'an Hakim ve Mali Kerim diye muhteşem bir mealdir. Dipnotlarıyla çok kaymaklı, tatlıdır. O bize hüyitü fitahiyetin rayyü bi ahsene minhe evrudduhe size selam verildiği zaman selamı alın, misliyle alın ya da daha güzeliyle alın. Allah'ın emri bu. Selamun aleyküm. Evet. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. En güzeli bu. Ama işim çok hocam. Trene yetişeyim, uçağa yetişeyim. Eyvallah. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. En azından bu. Ve ilave edeceksiniz. Eğer ve'yi ilave etmezseniz benim ihtiyacım yok, senin olsun anlamına geliyor. Ama şimdi kahveye gidiyor. Selamun aleyküm Allah. Aleyküm selam. Bizim ihtiyacımız yok, selam selamete senin olsun der gibi. Hocaya bakın. Bu ayetin tefsirine bakın. Orada kaynakları yazmış. Türkçe olduğu için o kaynağı size veriyorum. Alırken en azından ve aleyküm selam diyeceksiniz. Ve ilave edersen hem bana hem sana. Ve ilave etmezsen sen olasın ben. Benim ihtiyacım var. Anlamına geliyor. Lütfen bunu düzeltin. En güzeli esselamu aleyküm. Bunu dedi ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dua çoğaltır, rahmet, bereket. Selamdan başka. Şimdi ezan okunurken selam verilmez. Ezan okunurken selam verilmez. Yemek yiyen adama selam verilmez. Cuma hutbesi okunurken selam verilmez. Abdest alan adama selam verilmez. Tuvaletlik adama selam verilmez. Yemek yiyen adama selam verilmez. Evet. Şiş, düşüş. Selam verilmez. Selam verilmez. Haram. Haram işine de çok güzel yapıyorsun. Aferin, devam et.
anlamını hak eder. Ve altından kalkamazsınız. Bütün dünya ilim adamları sigaranın müthiş zehir olduğunu televizyonda söylüyor. Müthiş zehir. Bütün fıkıh kitaplarına bakın. Sigara içen hocalar itiraz ediyor musun söylüyorum. Bütün fıkıh kitaplarına bakın. Zehir içmek haramdır. Bütün dünya ilim adamları sigaranın zehir olduğunu söylüyor. Sigara içmek haramdır. Eskiden mekruh yazmış. Niye? Sigaranın böyle müthiş zehir olduğunu bilinmiyordu. Şimdi her gün televizyon söylüyor, görüyorsunuz. Onun için selam böyle haram işlere rakı içiyor. Selam yok yok yok, selam verilmez. Kumar oynuyor, selam verilmez. Sigara ağzında selam verilmez. Yani sigara içiyor da el ağzında değil. Ver, günah işliyor, olur. Ama o anda verilmez. Tuvalette adama verilmez. Evet efendim, Kur'an okuyan adama selam verilmez. İş var ya. Evet, bu hükümleri bilmezseniz İyilik yapalım derken kötülük olur. Kutluk dinlemek var, beyefendi. Susacaksın. Hocam sen söyle, kendin dinle. Hiç dinleyen yok ki. Hoca bir dua ediyorsun dua. Çünkü dua kamu saatlerinden olabilir. Memleketimize, devletimize zeval vermesin Allah desin. Sen de susacaksın. Dışarıda amin de. Ama hutbeyi dinlemek farzdır. Orada susacaksın. İmam Azam Ebu Hanefi tabiysen, Hanefiysen, ötekilere karışmıyor. Ama ay, amin diyorlar, sırf. Geliyor, hutbe okudun namaza duruyor, olmaz. Geliyor, eline tasbih yapmış, şak 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 şak. Olmaz, hapçok. Hutbe dinlemek farz. Evet efendim, bu kuralları bileceksiniz. Ve selam gönül mümine selam vereceksiniz bu şartlarda. Kalbiniz ısınacak, kinler gidecek, ortalık güzellik olacak. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 el-azim, el-kerim, el-rahim, el-lezi la ilahe illa hu, el-hayy, el-kayyum, el-tuhu ileyh, Fatiha-i Şerife, Besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke-i şerif besmele ile beraber bismillah. 11 İhlas suresi besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerife. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî husrin illellezîne âmenû ve âmilüssâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr. Sadakallahu azîm. Âmin. Sübhan rabbiyel alîl âlel vehhâb. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ve salatu ve selamu alâ rasûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi, namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Sûre-i Celîle'yi, ayet-i Kur'an'ı, Kur'an hatimlerimizi kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh-i pâkine hediye edip vasıl eyle. Şefaatini bize nail eyle. Sevgisini gönlümüzde daim eyle. Efendimizin benim sünnetimi yapan, öğrenen, öğretenin iki cihanda yüzü ak çıksın dediklerinden olmayı bize nasip eyle. Tüm peygamberler aleyhissalâvâtu teslimâtın dahi ervâh-i pâklerine hediye edip vasıl eyle. Şefaatlerimiz
bizden dahil eyle. Cümlesinin ehli beyt, ehli ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhi mecmuan efendilerimizin erva kutsiyelerini de hediye edip vasıl eyle. Bir cümle ahirete itikad eden mümin müminat, rahmetullah aleyhi mecmuan efendilerimizin de hediye edip vasıl eyle. Özellikle kendisinden feyiz aldığımız, ilim bahsettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstadlarımızı müşahifendirin ervahıyla beraber şuracıkta toplanan bizlerin ahiret göçmüşlerimizin şurada huzurunda bulunduğumuz Hacı Bayram Veli Hazretlerinin etrafında olanların bu civarlarda metfun bulunanların bu cami-i şeriften güzelan eden Eyle Huzuva Mezim Kayın Cemaat-i Müslümin'in bu aziz vatanı bizlere hediye için canladı benzeden sıkıntıya giren Şüveda'nın kuzatın ve Allah Zülcel Hazretleri uğrunda halen bu sıkıntıya girenlerin geçmişlerinin ya Rabbi bütün aziz ruhlarına hediye edip vasıl eyle.